İyi akşamlar. Akşam baskısına başlıyoruz. Bu akşam iki temel konumuz olacak. Burada ele alacağımız, tartışacağımız. Birincisi CHP'yi konuşacağız. CHP'de ulusalcılar uzunca bir süredir kazan kaynatıyorlardı. Ama ilk defa söylemden eyleme dönüşen yeni bir durum var. Ulusalcı kesimin önemli isimlerinden Emine Ülker Tarhan partisinden istifa etti. Bunun devamının da geleceğine dair ciddi işaretler var. Birazdan Süheyl Batum'un açıklamalarını da ekranlara getirip burada tartışacağız. Ne oluyor CHP'de? Bu gidişat nedir? Bu kopuş devamı geldiği takdirde CHP'yi hangi noktaya götürür? Bunları ele alacağız. İkinci bölümde iki gün önce 1 Kasım nedeniyle tekrar bir alarm durumu vardı. HDP'nin sokağa çıkın çağrısı nedeniyle Allah'tan korkulan olmadı. Bu defa sakin geçti. Şiddete dönüşmedi bu eylemler. Çözüm süreci son bir aylık, 1,5 aylık gerilim içerisinde bir nevi askıya alınmıştı. Tekrar askıdan inecek mi? Bunu da bu akşam akşam baskısında konuklarımla detaylı bir şekilde ele alacağız. Kimler var? Daimi konuğumuz Orhan Miroğlu, Star Gazetesi yazarı. Hoş geldin Orhan abi. Merhaba Mehmet, hoş bulduk. Emin Pazarcı, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi ve yazarı. Hoş geldin Emin abi. Ve Sedat Bozkurt, gazeteci, Fox TV Ankara temsilcisi. Hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi CHP ile başlayalım. Başlamadan önce burada konuşacaklarımıza ışık tutması bakımından Süheyl Batum'un bugün yaptığı bir açıklama var. Yani bu olup biteni anlamak bakımından, bir de bu meselenin sadece bir kişinin, Emine Ülker Tarhan'ın istifasıyla bitmeyeceğini gösteren bir açıklama. O bant hazırsa hemen girelim arkadaşlar. Parti yönetimini suçlayarak CHP'den istifa eden Emine Ülker Tarhan ilk kez konuştu. CHP'de iktidar umudu ve hedefi bulunmadığını söyledi, yönetimi eleştirmeye devam etti. Her yenilgiye zafer diyen ve her yenilgiyi bir şezlonga yükleyen tekrarlardan ben sıkılmıştım artık. Artık yeni bölüm yazmak istiyordum, yeni bölüm yazılsın istiyordum. Ayrıldığım kapı kıymetlidir arkadaşlar. Kurucu partidir, sorumluluğu vardır ama yönetenler ne yazık ki bunun idrakinde değil. Tarhan yeni bir siyasi oluşumunda sinyalini verdi. Hedeflerini anlattı. Bir hedefim var benim. Bir hedefim var ki o da öksüz kalmış bir davayı yeniden inşa etmek. Bunu istiyorum. Cumhuriyet davasını, demokrasi davasını, kimsesizlerin davasını. Bunu yapabilir miyiz? Tarhan'a ilk destek CHP Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum'dan geldi. Batum Almanya'da konuştu, istifa sinyali verdi. Belki bizlere de bu yönde bir yön gösterici olacaktır. Biz de belki de dediğim gibi bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak ve Cumhuriyet'e onun gibi gönül vermiş insanlardan biri olarak ne yapmak istediğini anlar ve bu yolda kendisine yardımcı oluruz diye düşünüyorum. Evet, bu istifanın devamı gelecek gibi gözüküyor. Süheyl Batum ayrıca şunu da söylüyor. Önümüzdeki bir hafta 10 gün içerisinde başka gelişmeler de olacak diyor. Sanki bir şöyle Orhan Miroğlu ile başlayalım. Bunun arkası gelecek ve biraz gürültülü bir şekilde bu süreci yürütmek istiyorlar. Hani önden bir kişi gelsin. Bir hafta bu gündemde kalsın, arkadan bir kişi daha bu şekilde. Şimdi bunun yani epeydir var bu CHP içerisinde açıktan bir muhalefet vardı aslında. Yani bir 5-6 kişilik grup, bazen 10 kişilik bir grup bildiriler yayınlıyor, açıklamalar yapıyor. Parti yönetimiyle genel merkezde doğrudan ters ve zıt düşen noktada açıklamalar yapıyorlardı. Bu kırılma kaçınılmazdı sanki. Bu nereye doğru götürür CHP'yi? Tabii kırılma kaçınılmazdı. Kırılmaya sebep olan olayları hatırlamak lazım. Çatı adayı bence belirleyici oldu. Yani bu kırılmanın derinleşmesi bakımından. Ya, ulusalcılar, yani işte bu ismini saydığınız politikacılar. Evet, Ekmelettin Bey'in adaylığı üzerinde çok mutabık kalmadılar partileriyle. Ve o zaman da işte başta Emine Hanım olmak üzere
ulusalcı kanadın birçok milletvekili ya bu tercihin yanlış bir tercih olduğunu ifade ettiler. Ama çok da hani seçime karşıt bir pozisyon falan da almadılar. Ama hani HDP'nin aldığı, HDP'nin adayının yani Selahattin Bey'in aldığı oylarda bir artış genel olarak bununla ilişkili olarak konuşuldu hatırlarsanız. Yani işte 4 milyon oy aldı HDP'nin adayı Selahattin Bey. Bunun yaklaşık işte 2 milyonu batıdan alınmış oylardı. İzmir gibi mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok güçlü olduğu yerlere 80 binden 180-190 bine çıkardı oylarını. Yani bu aslında o küskünlüğü ifadesiydi. Tabii biraz da HDP'yi sendirdi. Yani işte Selahattin Bey'in işte verdiği mesajların bir karşılığı gibi görüldü. Ama aslında tam olarak da böyle değildi. Yani büyük oranda bu küskünlüğün bir şeyi olarak okunabilirdi. Arkasından tabii tezkere ve Suriye politikaları çok önemliydi ve 6-7 Ekim olayları bence en derin kırılım. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na yakın işte başta Sezgin Tanrıkulu olmak üzere ya bu çağrıyı desteklediler. Yani HDP'nin sokağa çıkın çağrısını desteklediler. Yani tabii yanlış oldu doğru bunu söylemiyorum. Yani bunun ben CHP tabanında da CHP'nin işte il ve ilçe örgütlerinde de ciddi tepkilere yol açtığını düşünüyorum. Çünkü sonuçta evet Cumhuriyet Halk Partisi'nde politika yapan ulusalcıların Kürt politikası konusunda ve çözüm süreci konusunda AK Parti ile çok derin ihtilafları var. Bunu biliyoruz. Ama şimdi neredeyse bir isyan provasının yapıldığına dair bir kanaat oluştu 6-7 Ekim olaylarında ve tabii ulusalcı kesim yani sadece CHP'deki kesim değil ama İşçi Partisi'nin özellikle işte başını çektiği kesim hatta bunun dışında kalan ne bileyim işte Ergenekon sürecinde yargılanan işte asker sivil bürokrasi büyük bir huzursuzluk duydular. Yani Kürt meselesinin böyle bir harekete geçirici şeyi var. Hele bu yönüyle yani sokağa taşma demeyelim artık ama işte 40 kişinin hayatını kaybettiği 3 gün süren ve ancak Abdullah Öcalan'ın işte müdahalesiyle durdurulabilen küçük çaplı bir isyan provası gibiydi. Şimdi yani bu tabii bence ulusalcıların Kürt meselesinden kaynaklı korkularını çok büyüten bir eylem oldu 6-7 Ekim. Bunun altını çizmek lazım bir kere. Şimdi burada hani bu güncel son 1-2 aylık 3 aylık meselenin dışında temel bir ayrışma var. Yani ulusalcılar diyor ki işte bir dönem çok kullanılıyordu bu rejimin, cumhuriyetin altı oyuluyor. Evet altı oku. İşte yani bir burada iki aslında temel dayanağı var bunun. Birisi laiklik üzerinden İrtica meselesi, yani diğeri de Kürt bölücülük meselesi. Mesela yani ulusalcı kesimin veya işte 30'lu yılların Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden bu dönemi okumaya hala işte ısrarlı olan diyelim. İnsanların bu laiklik konusunda işte başörtü meselelerinde ne bileyim hükümetin izlediği dış politikada büyük oranda bir tolerasyon falan yani bir tolere ettiler aslında bu politikayı. Ama tolere edemedikleri tek mesele bence çözüm sürecidir. Ve Kürt meselesidir. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün değişimi ve muhtemel hani bu meselede rol oynama kabiliyeti göstermesini de aslında Kürt meselesinde ne kadar değişebilir? Yani değişmeyi ben tabii ki yani hani Cumhuriyet Halk Partisi olarak AK Parti'nin öne koyduğu bütün politikaları desteklemesi anlamında söylemiyorum. AK Parti'nin önümüze koyduğu formüllerin dışında bir politikaya sahip olmak. Çünkü öyle bir şey ki artık Türk dış politikasını da Avrupa'dan, Brüksel'den Washington'a Kürt meselesini masanıza yatırmadan okuyamazsınız. Evet. Yani böyle bir duruma geldi. Oysa Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani bu meseledeki tarihsel diyelim handikapları, yaşadığı travmalar ve bu travmalardan bir türlü normalleşmek istememesi, Cumhuriyet Halk Partisi olarak işte AK Parti'ye yarayabilir bu iş diyerek bunu hiç istememesi bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel problemi. Son zamanlarda ise tabii ayrıca şunun da altını çizmek gerekiyor. Sayın Kılıçdaroğlu çözüm sürecinde karşılaştığımız yeni uluslararası konsept ki bu bizim hani milli çözümümüz dediğimiz
Hakikaten milli. Çünkü evet, uluslararası aktörü yok. Çünkü sadece hükümet ve Öcalan'la başlayan bir süreç. Ne kadar ilerledi, ne kadar derinleşti onu bilemeyiz. Yani o ayrı bir tartışma meselesi ama sonuçta öncekilerden çok farklı. En azından mesela önceki Oslo görüşmelerden çok farklı. Orada uluslararası aktörler var. Gidiyorsunuz var, başka bir ülkede bunu konuşuyorsunuz falan. Şimdi burada tabii dikkat ediyorum mesela Sayın Kılıçdaroğlu hem geçen hafta hem bu hafta Öcalan'la çözüm olmaz diyor. Bunun altını özellikle çiziyor. Ne, bu nasıl diyor? Ben bunu yani Kürt meselesinde çözüm sürecinin zeminini uluslararası alana kaydırma gibi bir şey hissediyorum. Arayış. Evet, ya bir gayret var. Bunu okuyabiliyoruz Avrupa Birliği ülkelerinden gelen. Peki ulusalcı çizgiye doğru bir savrum olarak? Bu tabii ulusalcı çizgiyi memnun edecek bir politika değil. Yani şu an mesela normal olarak ulusalcı ama şöyle bu koşullarda istemiyor. Yani hangi koşullarda? Abdullah Öcalan'ın çözüm için AK Parti'yi muhatap olarak hani görmesi ve onun üzerinden bir çözüm arayışına hoşgörüyle bakmıyorlar. Ama AK Parti'den önce Abdullah Öcalan'ın en büyük partneri hatırlayalım ki ulusalcılardı. Bu yeni bir şey de değil. Beka'dan başlayan bir tarihi var bu işin. Yani bak Beka'da Abdullah Öcalan'ı kim ziyaret ettiyse Abdullah Öcalan'ın ve partisinin Kürdistan Demokrat Partisi çizgisinde değil. Yani muhafazakar demokrat bir parti çizgisinde değil ama sol, anlatabiliyor muyum? Ama Türkiye'ci, yani ben buna itiraz etmiyorum, yanlış anlaşılmasın. Bir Kürt siyasetinin Türkiye'ci olması beni memnun eder. Ama ulusalcıların da o dönemde böyle bir gayretleri olduğunu biliyorum. Yani hani işin sansasyonel yanını bırakalım bir tarafa. İşte Yalçın evet, Küçük'ten tutun da Doğu Perinçe'ye ve Mihri Belli'ye kadar. Abdullah Öcalan'ın Beka'da ziyaret edilmesinin elbette ki ideolojik bir amacı vardı. Peki. Yani hani partiyi, PKK'yı devlete yakınlaştırmak, uzaklaştırmak gibi bir mesele değildi bu. Yani madem elle tutulur bir Kürt hareketi var, hiç değilse bu hareket bizim istediğimiz mecrada gelişsin gibi bir gayret söz konusuydu. Şimdi tekrar başa dönülmüş gibiyiz. Yani ulusalcılar bence bunu hiçbir zaman reddetmediler ve yine de reddetmezler. Ama Kılıçdaroğlu aynı, yani farklı bir tutum daha gösteriyor. Aysel Hanım'a mesela, hani Aysel Hanım artık AK Parti partner seküler olmaktan güçler çıktı. Evet, seküler, evet, seküler güçler. Ona da cevap veriyor. Bu da enteresan. Arkadaşlarla biz tartışacağız. Yani. Biz sizin partneriniz değiliz diyor. Bugün Hürriyet Gazetesi'ndeki röportajında. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi için söyleyecek çok şey var. Şimdilik bu kadar değil. Peki. Emin Pazarcı. Şimdi hani iş biraz şöyle aslında. Hani bir karı koca yıllarca evli kalmış. Geçimsizlik bir türlü olmuyor. En sonunda işte mahkemede gidiyor, şiddetli geçimsizlikten boşanıyor. Yani bir aslında ulusalcılarla Kılıçdaroğlu yönetimi arasında 4 yıldır Mayıs 2010'dan bu yana bir doku uyuşmazlığı var. Bu değişik evet, dönemlerde dozajı artarak karşımıza çıktı. En son burada karşımıza çıktı ama biz hep şunu yani CHP'yi konuşurken itiraz ediyorlar. Parti içinde işte CHP'de daha fazla bizde demokrasi var, bu yüzden oluyor diye bir savunma da gelişmişti son dönemde. Ama eyleme dönüşmemişti. Şimdi sanki eylem dönemi başlıyor. Nasıl bir projeksiyon var önümüzde? Yani artık bunlar ayrılıyor. Ulusalcılar CHP'den kopuyor. CHP farklı bir kimlikle yola devam edecek. Farklı bir kimlik dediğimizde işte yani ulusalcıların temel endişeleri olarak söyleye geldiğimiz bu rejimin temel işte 6 maddelik 6 ok. Ama burada da işte irtica ve laiklik duyarlılığı, öbür tarafta da Kürt meselesi ve bölücülük duyarlılığı kimliğinden uzaklaşmış bir CHP. Bana göre de evet epeyce uzaklaşmış ama ben bunu Türkiye'nin hayrına görüyorum bu yönüyle. Ne diyorsun? Valla geleceğe yönelik projeksiyondan önce neler oldu şöyle bir bakmak lazım. Geçmişe ben buradan not aldım. Mesela Dersim açıklamaları Kılıçdaroğlu'nun CHP'de ciddi sıkıntılar yarattı. Evet. Onun dışında genel af sözcükleri biliyorsunuz o dönemde istifa tartışmalarına kadar gitti. Ondan sonra tesevvüle toplantılar yapılmıştı. Bunlar partide haydi tartışıldı. Yani Sezgin Tanrıkulu filan gibi bir takım isimlerin CHP'nin bir ajanlıkla bölümünü suçlandı, ajanlıkta da suçlandı. Hatta daha sonra TR bilmem kaç diye bir Sayın Tanrıkulu ile ilgili i̇rtibat bir şey numarası çıktı. İşte irtibat numarası çıktı. Filan.
vekillik belgelerinde. Sonra bakıyoruz, laiklikle ilgili açıklamalar, görüntüler, işte o şeyler, iftar yemekleri, oralardaki katılanlar filan bir rahatsızlık yarattı. Ekmelettin İhsanoğlu'nu zaten biliyoruz. Ve en önemlisi de Amerikancı politikalar. Bunlar çok tartışıldı. Bunlara çünkü kimse dikkat etmedi. Mesela Kılıçdaroğlu genel başkanı olmadan Hopkins Üniversitesi'nde 2 sene önce Magnus Karavelli zannediyorum. Halil Magnus Karavelli bir isim daha var. Bir rapor hazırlanıyor. Bu rapor hatta Baykal'a da gidiyor. Bu raporda şöyle bir ifade var. Yeni CHP oluşturulacak. Ve CHP'nin başına Kemal Kılıçdaroğlu gelecek. Hatta o dönemde Baykal, tabii Baykal'a yakın isimlerle konuştum. Çok da itibar etmemişler ama denildiği gibi oluyor. Tesadüf olabilir ama daha sonra Wikileaks belgeleri çıkıyor. Ve Wikileaks belgelerinde şu tür ifadeler var. Kendi partisine oy verenlerin bile çok itibar etmediği bir genel başkanı var CHP'nin. Hatta Baykal'a CHP'ye oy verenlerin %70 kadarı Baykal'a itibar etmiyorlar. O açıdan burada yeni bir değişime ve gelişime ihtiyaç var şeklinde Wikileaks belgelerinde bazı şeyler gördük. Ve o arada şöyle bir ifade var. Çok ilginç. Artık diyor AK Parti'yi, diyor, gelişen, büyüyen AK Parti'yi adalet ve orduyla dizginlemenin imkanı yok. Onun için karşısına prezident olan bir muhalefet lideri çıkartmak lazım. Bu kim olur diye tartışılıyor. O dönemde Hillary Clinton, Amerikan Dışişleri Bakanı, bir takım yazışmalar oluyor filan. Ondan sonra bu kasetler çıkıyor ortaya. Bunlar çok tartışılıyor. Yani bunlar o dönemde işte bununla ilgili açıklamalar yapıldı ama çok basın itibar etmedi. Bunlar var. Ondan sonra CHP'nin yapısını tamamen değiştirmeye yönelik bir takım şeyler var. Bir de sadece ulusalcı diye bakmıyorum, yani gerçek CHP'lilerle sonradan gelen CHP'liler şeklinde bir takım tartışmalar var. Ve mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nde Dilek Akagül Yılmaz gibi Uşak milletvekili tabandan gelen, ön seçimde gelen isimlere itibar edilmemesi var. Başka isimlere itibar edilmemesi var. Bu isimlerden mesela Sezgin Tanrıkulu çok ciddi şekilde tartışıldı Cumhuriyet Halk Partisi içinde. Bunlardan biri de biliyorsunuz Hüseyin Aygün. Şimdi Hüseyin Aygün de tabii Mehmet Bekeroğlu. Şu var. CHP'de Mehmet Bekeroğlu'ndan önce zaten CHP'de sağcı tartışması vardı. CHP Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün çizdiği noktadan sağa doğru kayıyor tartışması vardı. Bunun dışında bakıyoruz işte tasfiye çalışmaları, hayli ciddi tasfiye çalışmaları oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şöyle il ve ilçelere baktığımız zaman yöneticilerine büyük bir bölümü eski Baykal döneminin Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerinin tamamı dışarıda. Önder Savun. Tabii Önder Savun ekibi tamamen gitti. Şimdi bu noktada. Bu ne noktada olacak? Tartışmalar devam etti. Nedir? Partide hakimiyet mücadelesi devam etti ama gördüler ki bu ulusalcılar veya eski CHP'liler diyelim artık hakimiyet mücadelesini kaybedecekler. Bu kopmalar niye oluyor? Bu kopmalar artık seçim yaklaşıyor. Herkesin kendine bir yer belirlemesi lazım. O açıdan oluyor. Parti şöyle siyaseten. Yani parti kurabilirler, başka bir partiye gidebilirler. Bir kısmı DSP'de yer arayabilir. Bir kısmı davayı ayağa kaldırmak. Bir kısmı işçi partisine diyor. Gidebilir. Bir kısmı başka bir şey yapabilir ama bunların içinde bana göre başından beri şimdi beğenin beğenmeyin konuşmalarını en ilkeli davranında Emine Ülker Tarkan oldu. Yani tavrını açıkça ortaya koydu ve ayrıldı. Zaten ben birkaç gün önce yazdım. Sırada Süheyl Batum var dedim. Süheyl Batum da zaten bugün bir açıklama yaptı. O da ayrılacak. Yani ulusalcılar ve eski CHP'liler diyelim Cumhuriyet Halk Partisi içinde kendilerine siyaseten yer olmadığını gördüler. Başka bir takım arayışlar içine girecekler. Eğer kalmış olsalardı bir zaten herhangi bir başarı söz konusu değil. Biliyorsunuz kongre atakları oldu, kongre çalışmaları oldu. Hiçbirinde sonuç alamadılar. O zaman siyaseten hayatlarını devam ettirmeleri lazım. Cumhuriyet Halk Partisi içinde hayat hakkı görmedikleri için bunlar olacak ve seçimlere doğru ben hayli. Şu noktada mıydı? Yani hakikaten hayat hakkı aşaması. Şöyle hayat hakkı noktasında bence, şöyle hiçbirisi bunların hiçbirisi bir sonraki seçimde listede yer alacak. O anlamda. O açıda yani anlamda. Hayat hakkı derken yoksa fikir yani, anlamında demiyorum siyasi ben. Siyasi vitrinde CHP'nin en çok söz söyleyen insanlar. Yok ama yani bunların biraz, hiçbirisinin örgüt içerisindeki listede yer alacağını düşünmüyorum. Zaten ön seçimle gelen düşünebiliyor musun? Dilek Akgün Yılmaz sürekli aynı örneği veriyorum. CHP bunu göze alabilir. Hiç itibarı yok. Yani alıyor ama bakın Cumhuriyet Halk Partisi'ni artık belli bir noktada Kılıçdaroğlu bana göre şöyle düşünüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugüne kadarki politikalarıyla sonuç alması mümkün değil.
Biraz işte sağa kaydıralım, biraz toplumsal hassasiyetleri gözetelim, biraz işte herkesi kucaklayalım. Sanki Özal döneminin dört eğilimi gibi, ama bu olmuyor. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi başaramıyor. Kılıçdaroğlu da bunu göremiyor. Sıkıntı evdeki, burada. Ve samimi de olmuyor. Evdeki, yani evdeki bulgurdan olmak gibi bir tabii, şey. Tabii böyle yani. Bir sıkıntı var, ama yani bana göre de Mehmet'in söylediği gibi doğru yolda bazı konularda. Yani Cumhuriyet Halk Partisi doğruları yapıyor, ama bu doğruları yapmak Cumhuriyet Halk Partisi'nin ileride oyların artacağı anlamına gelmiyor. Çünkü bir takım mesela şeyler yapıyor. İftar yemekleri var. O iftar yemeklerine katıldık. Orada verilen mesajlar var mı? Bakıyorsunuz ertesi gün çok farklı bir görüntü evet. ortaya çıkıyor. Hatta Kılıçdaroğlu çok ilginç. İftar yemeğinde bize şöyle bir hikaye anlattı. Zannediyorum Trabzon veya Rize'de geçiyor. Şimdi geçmişte işte belki İnönü döneminde Cumhuriyet Halk Partili gençler kasabalara gidiyorlar, köylere gidiyorlar. O dönemde şebeke suyu yok. Evet. Şebeke suyu olmadığı için işte çeşmeden su taşıyan kadınlara yardımcı oluyorlar. Başka bir takım şeylere yardımcı oluyorlar filan. Yaşlı teyzenin bakraçlarını götürüyorlar kapısının önüne. Oğlum diyor, siz nereden geldiniz diyor. Biz diyor gençler, Cumhuriyet Halk Partisi. Bunu daha önce söyleydiniz ya diyor. Ben bu suyla abdest alacağım diyor. Yani şimdi bunu Kılıçdaroğlu bizzat kendisi anlattı. Böyle bir algı var. Bu algıyı yıkmak çok zor. Dini değerlerle ilgili, diğer bazı konularla ilgili. İşte yani camiler ahır haline getirildi filan. Yani bunları aşması çok zor, ama Kılıçdaroğlu eski CHP yapısını devam ettirmeyecek gibi görünüyor. Ben mesela şöyle bir şey de diyorum. Emin Bey, lafınızı unutmayın. Mehmet Çakmak mesela bizim. Muhammed Çakmak. Evet. Şimdi mesela eğer böyle bir bunu aşma arzusu olsa, mesela Muhammed Çakmak çok iyi bir siyasi aktör olabilirdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ama bildiğim kadarıyla işte girilen bütün seçimlerde üstü çizildi. Hatta kongrelerde Muhammed için bir takım bildiriler falan dağıtıldı. Ama onun, yerine, aynı tutum mesela, onun yerine başka Sezgin, takım isimler getirildi. Yani Sezgin Bey'e karşı böyle bir şey olmadı, ama Muhammed Bey'e karşı oldu. Oldu, ama yani Muhammed hani, Bey'in de geçirdiği din meselesindeki yanlış biçimi, kırmak meclisteki, niye böyle meclisteki danışmazlık meselesi bilmem ne, bunlar çok tartışıldı. Evet. Pek doğru bir yolda izlemedi Sayın Kılıçdaroğlu Muhammed Çakmak'ı getirirken. Hiç izlemedi. Yani işin o tarafı da var. Cumhuriyet Halk Partisi içinde de doğal olarak bir takım güçler var. Bu güçler güç kaybetmek istemediler. Yanlış bir politik ile getirildiği için de buna tepki gösterdi. Parti için mücadele de var bu işin içinde. Yani şimdi biraz da öyle bakmak lazım. Bu dili algıyı kırmak ama için şöyle, çaba gösteren bir parti. Zaten sıkıntı Muhammed şurada. Muhammed Çakmak'a tahammül edemeyen bir parti. Bunu parti değil ki. Yani bakın çok, zaten sıkıntı orada. Çok yanlış yerden şöyle, tartışıyorsunuz. Hayır, Kılıçdaroğlu bunu yapmaya çalışıyor. Sanki. Parti içinde bir tepki var. Evet, ama, ben onu söylemeye çalışıyorum. Ama zaten bu tepkinin doğal sonucu bu istifalar. Ama aynı tepki şeye karşı da, yani Sezgin Bey'e karşı da vardı. Onunla ilgili de biliyorum. Ona sahip çıktı. Ama ona sahip çıktı. Sahip çıkmadı. Çıktı. Hayır. Kılıçdaroğlu sahip çıktı. İşte doğru. Onu diyorum. Ama alt tarafta yine tepki var. Aynı devam ediyor. Ama o tepki bir işe yaramıyor. Yani çünkü Sezgin Bey sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nin arzu ettiği pozisyonda. İşte tamam. Ama zaten yani sıkıntı da biraz orada. Aynı şey yani Muhammed'den gelsin. Sezgin Tanrı bununla çok fazla sahip çıkıyor. Hüseyin Aygün'e çok fazla sahip çıkıyor. Tepkisi zaten. Evet. Muhammed Çakmak'a hiç sahip çıkmıyor. Oraya yani işte onu bitirme olarak gösteriyor. Demek ki dini meselelerde evet. Hani bu algıyı değiştirme gibi bir çaba olsa insan bir yerden başlar ya. İşte Muhammed gelmiş partiye. Yani oradan başla işte. Vitrinde tut. Direnç parti meclisinde tut. Yani. Evet. Ama kendi ifadesi bu. Yani. Kılıçdaroğlu'nun kendi ifadesi. Demek ki yapmak istediğini evet, ortaya koyuyor. Evet, yani. Yani. Ama ben başarılı olur mu? Peşin söyledim zaten. Başarılı olması güç. Evet. Şimdi Orhan Miroğlu bir somut örnek de verdi. Ekmelettin İhsanoğlu çatı adayı olarak gösterilince CHP oy kaybetti. İzmir'de 180 binden kaça? HDP ikiye katladı oyunu. Zannediyorum 250 bin oy da şeyden yine İstanbul'dan evet. aldı. Yani 1 milyon aldı. Oyun. Bu oylar da CHP'den geldi. Özetle 1 milyon oyun 600 bini. Yeni oylardı. Yani 2 milyon oy alıyordu bu parti aşağı yukarı. 1 milyon fazla oy aldı. Bu 400 bini hani bildiğimiz klasik HDP'nin periferisinde duran güçlerin oyuydu. Demokrat insanlar. Hatta bir kısmı da AK Parti'den giden oylardı. AK Parti'den de 300 bin oy aldı HDP seçimlerinde, Cumhurbaşkanı seçimlerinde. Ama bunun 600 bini de muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verecek olan insanların oyuydu. CHP'li ulusalcılar. Evet tabii. Evet, yani ulusalcılar. Yani bu çatı adayına ihtilafı olan. Tepki yani, tepkisi evet. olan. Şimdi insanlar. Şu yani kabaca baktığımız zaman yani bana göre görebildiğim kadarıyla Kılıçdaroğlu'nun açıktan bu ulusalcı tayfayla kesimle kavgaya tutuşmamasının temel sebebi CHP tabanının %10'a yakını ulusalcı
beğenme, bu yani partiye yönelik itirazlarda bulunanların, tabandan gelen bu itirazların önemli bir bölümü de zaten partinin yaklaşık üçte birini temsil eden taban oyu, ulusalcı taban oyu. Şimdi bu arkasında gelirse bu işin, diğer ulusalcılar da partiden kopar, ayrı bir parti kurarsa ne olacak o zaman? CHP daha aşağılara doğru mu gider, yoksa ayrı bir pırıltıyla farklı bir söylem geliştirip belki o hani değerlerle barışmak anlamında daha ikna edici yöntemler geliştirir ve yeni oylar mı kazanır? Nasıl görüyorsun? Ya bir CHP'nin adını koymak lazım. Kendisine Sosyal Demokrat Solcu Parti söylüyor. Böyle farklı seslerin orada bulunması çok normal. Yani solcu partiyseniz bir koalisyon hüviyetinde olacaksınız. Parti yönetimine parti içindeki ağırlığınız ölçüsünde katkı sağlayacaksınız. Bu kadar basittir. CHP'yi bırakıp gitmek, CHP'den kopmak CHP'yi eleştirme hakkı vermez size. Çünkü CHP'de işte SHP olduğu dönem için söylüyorum. Çünkü CHP'deki bir dönemi göz ardı etmemek lazım. Deniz Baykal, Önder Sav, Eşref Erdem, daha sonra Eşref Erdem ayrıldı. Önder Sav, Deniz Baykal rotasındaki CHP'yi şu politik çizgiye oturtmamız çok mümkün gözükmüyor. CHP kendini solda tanımlayan, sosyal demokrat olarak tanımlayan, içinde sosyalistleri de, Kürtleri de, Alevileri de barındıran, bunlara da söz hakkı veren, yönetime de taşıyan bir parti adını koyuyor. Net bir şekilde. Sağa açılması politik anlamda sağa değil. Sağdan gelen insanlara kendi kapısını açması anlamında söylüyor. Ben solculuk yapacağım diyor. Orhan Bey Kürt meselesi konusunda bir şeyler söyledi. Uzun uzun bunlara girmeye çok gerek yok. Din algısı konusunda da CHP'ye bir eleştiri yapıldı. CHP'nin yaptıkları toptan yanlıştır demek doğru değildir. Çünkü şöyle yapalım. Tarih köprüsü, bizim Türkiye'deki muhafazakar siyaset de bunu böyle yapıyor. Kemalist ulusalcı siyaset de bunu yapıyor. Tarih köprüsü bugünden düne kurulmaz. Tarih köprüsü dünden yarına kurulur. Dönüp dönüp tarihsel olayları bugünün siyasi malzemesi yaparsanız siz, yani o tarih köprüsünü düne kurarsanız bugünden, bugün de kaybedersiniz, yarın da kaybedersiniz. Yani ne demek bu? Somut. Yani, çok somut söylüyorum. Mustafa Kemal Atatürk diktatör. İsmet İnönü diktatör. Söyleyebilir misin bunları? Söyleyebilirsiniz. Politik bir söylemdir. Ama o dönemin koşullarını bir göz önünde bulunduralım bakalım. Mustafa Kemal'in döneminde, Mustafa Kemal Atatürk'ün döneminde Amerika'da zencilere kola satmıyorlar. İsmet İnönü'nün dönemdaşlarına bakın. Hitler, Mussolini, Stalin. O dönemde dünya demokrasi şampiyonuydu da bizimkiler işte bu ülkede baskı uyguluyorlardı değil. İmparatorluk bakiyesinden o günün modası ve tek seçeneği ulus devlet yaratmaya çalışıyorsunuz. Bu dünyanın en zor işidir. Bunu insanlara seve seve yaptıramazsınız. Hele sizin gibi politik bir temeli olmayan bir toplumunuz var. Kökü feodaliteye dayalı. Ve Cumhuriyet'in kurucu kadrosu bugün çok kötü gelebilir. Gerçekten de öyledir, uygulama itibariyle söylüyorum. Yani kendi mevcudiyetini muhafaza etmek için uyguladığı yöntemleri demokratik olarak bugünden nitelemek imkansızdır o dönem için söylüyorum. Dinle arasına mesafe koyuyor. Sadece dinle arasında mı? Mustafa Supileri, yani örneğin 7 tane süper devlet sizin coğrafyanızı işgal etmiş. Bunlardan biriyle fiili savaşa giriyorsunuz. Yunanistan'ın arkasında net bir şekilde İngiltere var. Öbürleri kaçıp gidiyor. Sizin düzenli bile olmayan, yiyecek ekmek bulmakta sıkıntı çeken Kuvayi Milli ordunuzdan mı korkuyor bunlar? Değil. Kuzey komşunuzla yaptığınız anlaşmalardan korkuyor. Ve kuzey komşunuzla siz anlaşma yaparken beklentileri var. Rejim ihraç edecek. Ve siz bir dönem sonra... Bolşeviklerle yapılan... Tabii çok nettir bu. Bu tam tarihi bir gerçek. Bunları bunu, görüp de yani şey yapmak lazım. Bugün de nasıl bir bugünden şuraya getiriyorum. Kuzey komşusundan bir şekilde politik hamlelerle kurtuluyor. O dönem yapılan işte Mustafa Supileri Topal Osmanlılara boğdurup kendisinin bir tane komünist partisi kurması da dahil olmak üzere söylüyorum. İşte o dönem muhalefet olan ya da çok partili hayata geçişte partilerin sarıldığı temel mesele olan din unsurunu da, halifeliği de bir köşeye bu tartışmanın içine koyarak söylüyorum. Cumhuriyet'in kurucu kadrosu iki tane tehditle karşı refleks geliştirmiş. Bunlardan bir tanesi irticadır, bir tanesi de komünizmdir. Kürt meselesi o dönem uyutulmuş, bitmiş sanılıyordu. Yani onlara göre yoktu, Kürt meselesi bitmişti. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin genlerindeki bugün de devam eden Kürt alerjisine tanıklık yapıyoruz. Politik pratikten çıkarak bunu söylüyorum. Ama temelinde bir irticaya karşı bir koruyucu refleks, komünizme karşı bir koruyucu refleks var. Bu ikisi her zaman devletin tehdit algılamasında bir numara. Haklı bir zemini var mı? Tarihsel kökenlerine baktığınız zaman var. Sonuçlara itibariyle gidelim. Keşke o dönemin işte dini kimlikli insanları birer entelektüel ama edilmedi. Yani hala Said Nursi'nin mezarı nerede diye aramak zorunda kalmasaydık. Ya da İskilipli Hatip Hoca'yı bütün tartışmalara rağmen bugün başka türlü anıyor olsaydık. Bunları yapabilecek o zaman yapı da yoktu. Dünya konjonktürü de yoktu. Ama şunu unutmayın.
Öyle ya da böyle bu devleti kuran insanlar, bu cumhuriyeti kuran insanlar ki bu cumhuriyet bir sürü eksiği gediği olsa bile şu son dönemden örnek vereyim. Muhtar bile olamaz denen bir insan siyaset içi araçları kullanarak siyaset dışı engellemelere muhatap olmasına rağmen halkın oyuyla cumhurbaşkanı seçilmiş midir? Seçilmiştir. Sistem demek ki işliyor. Bu sistemi kötüleyerek işte yeni diyerek eski diyerek bunu şeyler de yapıyor işte. Bizim o kendilerini solda tanımlayan ulusalcı refleks hareket edenler de yapıyor. Bir yere varamayız. Mısır olmadıysa, Suriye, İran, Irak olmadıysa o kurucu kadronun abartılı refleksleri ki bugün bunların yanlışlarını görüp daha iyisini yapmak lazım. Ben bunu söylüyorum. CHP üzerinden bu anlamda bu algı, din düşmanı, din düşmanı falan değildir CHP. Yani herkesin ailesinde 2-3 tane CHP'li vardır. Ama Türkiye'de muhafazakar sağ siyaset Adnan Menderes'ten itibaren, Demokrat Parti'den itibaren hatta çok partili demelerdeki CHP'nin karşısında kendini konumlandıran partiler ki Demokrat Parti'nin kadrosu da CHP'nin içinden çıkandır. Jacoben layıklık uygulaması. Öyledir ama siyaset, kadar, siyaset böyledir. Işte, Mehmet yani siyaset, tam başka. Siyaset dediğiniz böyledir. Yani AK Parti dediğiniz 2002'de iktidara geldiğinde bir tabanı mı vardı? Ama 2014'te baktığınız zaman ahlak anlayışıyla, din anlayışıyla, ilkesel bakışıyla, ekonomi anlayışıyla kendisinin ürettiği bir taban söz konusu. Bu da Jacobinliktir. Adını koymuyorlar. Halk ne istiyorsa onu yapıyoruz diye bir siyasette bir şey yoktur. Kendisi üretir. Siyaset yukarıdan aşağıya üretir. Üretmek bu zorundadır. Şey, tüm dünyada yani dinle, budur. Dinle barışık olma anlamında, din, değerlerle barışık olma anlamında bu. Ama neye göre din, neye göre değer? Yani şimdi şey, neye göre din? Yani İslam din dediğiniz bile bugün Türkiye'de bir iktidar savaşı veren muhtelif dini gruplar var. Hepsi dini farklı algılıyorlar. Bugün Türkiye'de çok net şu vardır. Devlet de diyanet aracılığıyla dini kullanma yarışındadır. Siyasette, ticarette, özel hayatta herkes dini kendisine göre kullanıyor. Bunun adını bir koymak lazım. Yani dini böyle siyasete kullanmak mı iyi bir şey? Yani örneğin asıldığı için, katledildiği için, cinayete kurban gittiği için Adnan Menderes üzerinden bir eleştiri yapamıyoruz biz ama gelin o döneme bakalım. Yani cuma günü cuma namazına gidiyoruz. Cumartesi günü pavyondayız. Pazartesi gittiğimiz her yerde Müslüman başbakan diye karşılanıyoruz. Bu siyasi bir kalıptır. Yani bunu buna itiraz ettiği zaman CHP şimdi din algısı itibariyle dine karşı mı oluyor? Tam tersi. Yani, Valide Bağda Genel Başkan kendi söylüyor bunları. Yani biz burada diyor bir yanlış yaptık. Hayır, bu toplumdan, ben ona referans gösteriyorum. Hayır, toplumdan kopukluğu evet. Anlarım. Yani bugün de ulusalcıların temel itirazı da zaten evet. Bu temel politikadan bu yönetim saptı diye yani itiraz şimdi, ediyorlar. Ulusalcı laiklik yani işte, yorumundan saptı diye mesela. Parti sol partiler kolektif yönetime tabidirler. Yani ulusal partinin istediği yönde giden partiler vardır. İşte biraz önce Orhan Bey de anlattı konjonktür olarak. 90'da giderler, BK'da başka bir şey olurlar. İşte 2014'te gelirler. Evet. Şey başka bir siyaset ortaya koyular. Şimdi ulusalcı olarak tanımladığınız zaman sol adına sıkıntı vardır. Niye vardır? Şundan vardır. Yani Marksist terminolojiyle konuşacaksak vatan da bir mülkiyete tekabül eder ve Marksizm mülksüzlüğü savunur. Evet, peki. Ama bir dünya konjonktürüne baktığınız zaman da yani vatan savunması içinde bulunan insanların tamamı ulusal kurtuluş mücadeleleri, emperyalizme karşı veren ulusal kurtuluş mücadelelerinin tamamı da solcudur. Peki bir ara vereceğim. Sonra bu CHP nereye gidiyor sorusuna biraz daha devam edelim istiyorum. Kısa bir ara veriyoruz. Dönüşte birlikteyiz. Bizden ayrılmayın. Evet tekrar birlikteyiz. Şimdi bir 15 dakikalık bu bölüm. Burada da CHP'yi konuşalım. Devamında çözüm sürecine geçeceğiz. Şimdi ben aslında Sedat'a sordum ama tam da cevabını alamadım. Yani bu bölünme ulusalcı... Bu bölünme bir şey olmaz. Yani şöyle, CHP açısından bir şey olmaz. Yani CHP gene içinde ayrılanların dile getirdiği politik görüşleri dile getiren insanları muhafaza etmeye devam edecektir. Ama şimdi yani şey diyor biz ayrı parti kuracağız diyor. Olabilir mesela. Yani sonuçta Süleyman Batun... Kalmış davayı ayağa kaldıracağız. Süleyman Batun örneğinden konuşuyoruz. Süleyman Batun zaten merkez sağda bir partinin genel başkan adayı olmak üzereyken CHP'ye geldi. Yani CHP kapılarını sağa kapatmış değil ya da merkez sağa kapatmış değil. Emine Ülker Tarhan da yani bir taraftan parti içindeki işleyişe itiraz ederken şunu görmek lazım. Yani siyasi partiler yasa son iki elden kalan bir yasa ve demokratik değil. Her şey genel başkana ya da parti içindeki oligarşilerine bağlı milletvekili listeleri de dahil olmak üzere. Emine Ülker Tarhan'ın milletvekili yapan irade, grup başkanı ve yapan ihale bu dönem bir şey yapmıyor. Yani yaparken iyi yapmazken kötü derseniz buradan bir çıkarcı bakış açısı devreye girer. Bu doğru değildir. Politik olarak da doğru ondan değildir. Ondan dolayı mı? Yani tabii. Yani, partide tabii. 2015 seçimlerine pozisyon elde edemediği için mi? Yani kendisi de dile getiriyor. Çizileceğini de görüyor öyle mi? Kendisi de dile getiriyor bunu. Yani bu Emine Ülker Tarhan... Bu fikri bir ayrılık değil mi ama bu aynı zamanda? Yani ya bu fikri bir ayrılık ama işte kendisine yer bulamayan ama bu kesim
CHP, aynı CHP de şey AK Parti'de de olmadı. Kendi görüşlerini dile getiriyorlar ama bunun zemini var. Bunun zemini var. Yani AK Parti de nasıl gidiyor? Ya ben Abdülhamit Şener'in ayrılması daha evet. Sonra işte bu ayrılanların şimdi yeni tabii bir parti. Temsil ettiği taban yok yani. Bakın, ben anlamaya çalıştım. Şimdi CHP'de %10'a yakın bir ulusalcı taban var. Bir oranını bilemeyiz. Bu ulusalcı ayrı bir parti olursa şimdi, bu kesim buraya mı gider? Ya bu ulusalcılığın içi çok boş. Yani nedir bu ulusalcılık? Yani ulusalcılık dediğinizde yani Türkçedeki karşılığı milliyetçiliktir. Milliyetçilik dediğiniz zaman 12 Eylül öncesinde işte Milliyetçi Hareket Partisi için kullanılan bir marka olduğu için mi hani değiştirerek yani Doğan Görünümlü Şahin olsun mu? Ulusalcılıkla ne kastettikleri için doldurma. Cumhuriyetin temel ilkeleri ise yani bugün de AK Parti'nin içinde bu Cumhuriyetin temel ilkelerini savunan insanlar yok değil ki, onlar da var. Ulusalcılığın bir altını doldurup yani bunun CHP'ye uygun olup olmadığına bakmak lazım. Rahatsızlık değil. Yönetime yönelik rahatsızlık var. CHP'nin politikalarının seçim yerine ilgili sadece yani ulusalcılık bir rahatsızlık var. Değil. Ulusalcılar yani rahatsız. Başarılı değilseniz pek çok rahatsızlık var. Başarılı değilseniz eleştirilirsiniz. Yani biraz önce bütün partilerde vardır bu. Yani Orhan Bey bir AK Parti geçmişinden söyledi. Ben bugününden söyleyeyim. Yani bakın AK Parti kongresinde ne yaşandı biliyor musunuz? Türkiye demokrasisinin mikro ölçeği yaşandı. Çok mikro ölçeği yaşandı. Bir otorite bir isim belirledi, geldi oraya kongrede onaylandı, genel başkan olarak seçildi, ayrıldı. Demokratik hiçbir yol yöntem kullanılmadı burada. Bu sıkıntı bütün partilerde var. Ben buna itiraz ederim çünkü sorulmadık yer kalmadı. Yani ben milli görüş istişarelerini iyi bilirim. Pazarcı yani herkese çok soruldu. Çok yani iyi bilirim. Sormak şöyle, başka bir şey. Eğer bir irade demokrasi sayın, olacaksa 3-5 tane aday olsa yani eğer bir irade Sayın Ahmet Davutoğlu'nu belirlemiş ise de o kadar düzgün belirlemiş ki itiraz edebilen bile çıkmadı. Herkese soruldu ve doğru olan yapıldı demokrasi diye düşünüyorum. Demokrasi bu değildir. Yani herkes kafasında bir demokrasi tanımı var. Demokrasi de herkes kalkar orada AK Parti ile ilişkin görüşleri varsa iddialar varsa dile getirir. Peki CHP veya MHP'de bunun CHP'de %1 yaşandı mı yaşanmadı? Muharrem yaşanmadı. İnce aday oldu çıktı ve çıktı ama yani kendisi değil Kılıçdaroğlu'na tepkilerin oylarını topladı. Yani kendi oyu bile Muharrem değil orada. İnce'de, Muharrem İnce'de tabii canım. Şöyle olabilir mi? Muharrem İnce deyince en son o istifa eder ve onun liderliğinde bir parti kurulur. Yok, bunun bir zemini de yok. Herkes şimdi, görüyor. Yani CHP'nin dışında o kanatta bir bu hassasiyetler üzerine, yani CHP'nin bugün dile getirdiği hassasiyetler üzerine bir siyasi parti inşa etmek çok mümkün gözükmüyor. Bir dakika, yani başka bir açıdan daha bakalım. Yani bir siyasi parti kurdular diyelim. Başka bir siyasi oluşum ama bu CHP'nin içindeki tartışmaları bitirmeyecek. Yani CHP'de genel başkan tartışması yine devam edecek. Çünkü şöyle bir bakmak lazım. Yani tamam bunlar rahatsız da bu rahatsızlığın başka sebepleri de var. Şimdi bugüne kadar Kılıçdaroğlu ne yaptı? Herhalde parti yönetimini almadı, isim kalmadı CHP'de. Ve her seferinde, her sıkıntıda bunları suçladı, itibarsızlaştırdı ve yeni isimler getirdi. Sürekli bir itibarsızlaştırma kampanyası var. Yani bu isimleri alıyor, getiriyor, sonra gönderiyor. Suçu oraya yüklüyor. Sürekli suçlu şeyler, parti yöneticileri. Kılıçdaroğlu aradan sıyrılmaya çalışıyor. Ve bu çok rahatsız ediyor CHP tabanını. Yani hem milletvekillerini, hem yöneticileri, hem tabanı rahatsız ediyor. O açıdan Baykalcılar mesela direnmeye devam edecekler. Ona istifa etmeyecekler. Ne kadar kalırlar ne olur ama önümüzdeki dönemde belki Baykal listeye bile giremeyecek. Milletvekili olamayacak ama genel başkan tartışması CHP'de devam edecek. Yani bir başka siyasi parti kurulsa da CHP'deki bu sular durulacak diye düşünüyorum. Ben CHP'de sular durulmayacak çünkü ya CHP'nin temel sorunu iktidar olamama sorunudur. Bir şey söyleyeceğim şimdi, ben. Yani evet. Mesele aslında çok da budur yani. Temelde bu mesele bu. Şöyle bir şey var sanki. Mevcut birilerine yetiyor diyelim. Hep böyle oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geliyor. Işte bir klik, bir tam grup. Tam burası işte. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi Deniz Baykal'ın şöyle bir lafı vardı. Her partinin bir siyasal ağırlığı, bir de sayısal ağırlığı vardır. CHP siyasal ağırlığı olan bir partidir. Kulağa hoş geliyor ama bence boş bir laf. Ama bunun dayandığı bir temel de vardı. Yani. Şimdi bence bunun boş dayandığı bir laf. Şöyle bir temel de vardı. Hani o formülüze edilen CHP artı ordu eşittir iktidar söylemi vardı. Yani yakın zamana kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin beslendiği bir devlet iktidarı vardı Ankara'da. Yani siyasi ağırlık bu muydu? Asker 2'de bir bildiri yayınlar. Anladım. Yargı, yüksek yargı, CHP'nin siyasi ağırlık bu muydu? Bahçesi. Tamam yani Cumhuriyet'in işte temel kurumlarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin nüfuzu, siyasi nüfuzu diyelim. Onu süsleyerek söylediği için. Süsleyerek söylüyor ama yani boş. Siyasi ağırlığı ne? Şimdi çözüm sürecinde falan adam aslında çok şey. Hayır yani ismini söylemiyorum şimdi ama
Yani ne bileyim yani çok önemli makamlarda bulunmuş insanlara bakıyorsun. Ya ben şuna bakarım yani. Ya bu çözüm süreci için ne yapmış? Ya gitmiş Hakkari'de bir köyü ziyaret etmiş mi? Gitmiş bir şehit evini ziyaret etmiş mi? Ya da bunu sürekli hale getirmiş mi? Ne bileyim uluslararası barış hareketleri var dünyada kıyamet kadar. Çözüm süreçlerinde rol almış eski başbakanlar, bilmem papazlar, aydınlar, profesörler. Onların arasında bir ismi geçiyor mu? Hayır, yok. Şey ama adam siyasi mesela. Ağırlığı var. Ne siyasi ağırlığı var? Hiçbir siyasi ağırlığı da yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin son 15 yıl itibariyle siyasi ağırlığı konusunda ne var? Neyle ölçeceğiz bu siyasi ağırlığı? Bu dediğin real siyasetle ilgili. Yani, ben biraz da şu kısmına, yani CHP'de bana göre yaşanan sancının temel nedeni şu. Bugün bu istifalarla devam eden sancının temel nedeni CHP düne kadar sırtında bir devlet iktidarı dediğimiz bir alana yaslamıştı. Burada da işte bir tarafta ordu, bir tarafta yargı, yüksek yargı. Bundan beslenerek çok da böyle herkesten oy alayım ya da iktidarda mutlaka olayım diye bir derdi olmayan bir parti. Ama onun şimdi da, o duvar onun da yıkıldı Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok faydası olmadı. Şimdi o duvar yıkıldı ama. Yani o devlet iktidarı, CHP'nin ya, sırtını yasladığı duvar yıkıldı. Başka bir devlet şimdi oldu. Bizim asker çekildi. Yüksek yargının yapısı değişti. Anladım da o sistemin de ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok yararlı... O sistemden Cumhuriyet Halk Partisi falan yararlanmadı. Yine merkez sağ iktidarlar yararlandı. Doğru. Demireller yararlandı. Seçim sonuçları bakın. Demirel'in kurduğu milliyetçi cepheler tabii falan yararlandı. Yani Türkiye'deki bir tek Türkiye'deki Ecevit istisnadır belki. Ecevit'in de tabii kişisel liderlik formasyonu kabiliyeti. Sonra CHP adam olmaz yani diye Türk başka siyasi... parti kurdu. Tabii ki. Yani partiyi taşıdı, omuzlarına taşıdı. Kabiliyetiyle taşıdı. Yani parti belki onun taşıyabileceği durumda bir parti de değildi. Ama yani şimdi Erdoğan'la şeyin arasındaki fark da bu aslında Kılıçdaroğlu. Yani niçin şeye alternatif çıkmıyor? Nasıl çıksın? Yani girdiği bütün seçimleri kazanmış bir lider bu. Kürt meselesinde beğenmeyeni taşın altına koymuş. Çatışma sürecini durdurmuş. Öyle mi? Avrupa Birliği meselesinde asla beklendiği gibi hani yüzümüz İran'a dönecek, Avrasyacı olacağız falan asla böyle bir şey yok. Şimdi bütün bunlara baktığın zaman kalkınma meselelerinde belli bir şeye ulaşmışsınız. GAP projesi bitiyor işte. Yani hangi iktidar döneminde bitecek? Bu iktidar döneminde bitecek. Ve ben, herkes gidip görebilir. GAP olmasaydı ben 2 sene önce gittim, davet ettiler beni, gittim. GAP'ta bana anlatılan biliyordum ama tabii anlatıldığı zaman çok daha farklı bir tabloyla karşılaşıyorsunuz. Döndüm dedim ki bu GAP projesi Cumhuriyet'in en kıymetli projesidir. Bu proje olmasa Türkiye bölünmüştür dedim. Yani bu kadar net. Bunu gidip herkes araştırabilir, görebilir. Evet, GAP olmasa bugün Türkiye bölünmeyi konuşur. Birkaç ürün birden almıyor değil mi artık? Kim bitirecek şimdi bunu? Ürün meselesi değil. Hakkari'ye kadar bölgeyi etkileyen bir şey bu. Ama tabii biz başka meseleler tartışıyoruz. Başka şeyler tartıştığımız için. Mehmet Hacet'in söylediği bu asker CHP ilişkisinde bence birazcık daha netleştirmek lazım. Şunu görmek lazım. 60 darbesi de dahil olmak üzere söylüyorum. Darbeler Türkiye'de sağ siyaseti yeniden üretmiştir. 72'de dahil, 80'de dahil. 6 kere gidip Demirel'in 7 kere gelmesinin başka türlü açıklaması olamaz. 28 Şubat'ta bunu ekleyerek söylüyorum. Yani istemediği... Ama CHP de 27 Mayıs'a da destek verdi. Yani çok karlı değil demek istiyorum. Verdi. Çok da karlı, karlı sayılmaz. Nedir? 28 Şubat'a Orhan destek Bey, verdi de ne oldu? Yani şunu söylemek lazım. Bunu CHP'liler de birazcık... kendilerini anlatırken acit ederek anlatıyorlar devleti kuran parti falan diye böyle bir şey yok. Devleti kuranların kurduğu partinin adıdır CHP. Ve bunu kurarken de bir halkla devlet arasında bir kontak kurabilecek bir araç olarak kullanacaktır. Ve biliyorsun Mustafa Kemal'in Cumhurbaşkanı seçilmesi sürecinde kurulmuş, oluşturulmuş bir partidir CHP. Yani o Cumhurbaşkanı seçilmesi bile o parlamentonun aritmetiği üzerinden söylüyorum. %48'in oyuyla seçilmiştir. İlk parlamento kendisini seçmeyeceğini anlayınca zaten hemencecik seçime gidiliyor. İkinci parlamento oluşturuluyor. O parlamento döneminde Halk Parti kuruluyor. Halk Parti kurulurken de ne oluyor işte? Parti üzerinden insanlar taleplerini devlete iletsinler. Tam bugün yani kuramsal olarak siyasete yüklenen anlam neyse o dönem CHP'nin kurulmasının anlamı da bu. Zaten Halk kurulduktan Partisi, sonra ideolojik... Vali, il başkanı ama aynı zamanda da vali. Yani model böyle bir model. Tek parti dönemi. Şimdi de çok farklı değil ama yani bugün geldiğimiz noktada çok farklı değil. Valilerin bugün Türkiye'de hiçbir şey yok. Hele özellikle Doğu Güney'de. Yok.
Yani, genel meclisi yok. Bitti. Sembolik bir şey kalmış. Ya politik şeyleri itibariyle söylüyorum canım. Hayır, ekonomik olarak da politik olarak da. Valiler. Yani il genel meclisine giden şeyi. Yani bugünü tek parti dönemiyle kıyaslamaya kalkarsak oralarda kalırız. Oralarda kalırız yani. Hiç ileri gidemeyiz. Şimdi şuna bakalım. Yani Mehmet güzel bir şey söylüyor. Ayrıca kabili kıyası değil yani. Yani ordunun siyaset yapmaya niyeti yok. Bildiğimiz usullerle yani. Anayasa Mahkemesi yok, Yargıtay yok, Danıştay yok, Sayıştay yok, şu yok, bu yok. Başka bir grup ortaya tek çıktı. Tek başınasın ve karşında 70 milyonluk bir ülke var, 80 milyonluk bir ülke var. Nasıl yapacaksın da? Şöyle bir nasıl şey yapacaksın da AK Parti'den iktidarı alacaksın? Ama iktidar dediğim, bak Orhan abi, bir şey söyleyeceğim. Benim tabi biraz daha açayım o kısmını. CHP şöyle bakıyordu, yani Deniz Baykal şöyle bakıyordu. İktidar paylaştırılmış durumda. Bir müesses nizam var. Asıl kurucu iktidar, devlet iktidarı. Ben buna sırtımı dayamışım. Bir de tali iktidarlar var. Sadece Baykal değil, Demirel de aynı şekilde bakıyordu. Bakanlar yani kurulu resmidir ama Milli Güvenlik Kurulu asıldır, diyordu Demirel. Evet, yani seçimden seçime değişen... Gene sihirli sözcük Milli Güvenlik Kurulu kullandı. Bence kullanmayalım onu da. Onu da seçimden seçime değişen bir siyasi iktidar var. Ama geçici bir iktidar. Yani CHP'yi mutlu eden şey buydu yani. Deniz Baykal'a o siyasal ağırlık dediği laf da bu süslenmiş haliydi bunun. Yani bu sırtını o devlet iktidarı dediği alana, müesses nizama dayayarak bir konformist bir siyaset yürütüyordu Deniz Baykal. O yüzden yani işte Sivas'ın ötesine yani bu söylediğiniz falan süreç içerisinde ihtiyaç duymuyordu yani. Onu CHP'nin iktidar dönemi yok. Yani kısa dönemli bir iktidar ortaklığından sonra iktidar dönemi yok. Yani devletin kurumlarından destek alan bir siyasi yapı olsa iktidardan ayrılmazdı. Görüş itibariyle o muhtelif iktidarların, devlet içindeki askeri olabilir, bürokratik olabilir, ne bileyim ekonomik çevreler olabilir. O iktidarların iktidarlarla aynı hassasiyeti paylaşıyor olabilir belki ama onlarla birlikte bir iktidarı yönettiğini CHP'nin söylemek mümkün değil. Çünkü bir dönemde baraj altında kalmış bir partiden söz ediyoruz. Burada Deniz Baykal belki halk politik... Çünkü halkın nabzı başka alanlarda atıyordu da ondan yani. Şimdi tabii biz biraz farklı noktada tartışıyoruz yani. Sanki böyle CHP üzerine düşen her şeyi yapıyor. Çok iyi yönetiliyor da şartlar kötü. Değil tabii ki. Yani CHP'de mesela ama yani öyle de değil. Bir evet doğru bazı şeyler var, gerçekler var ama mesela Ekmelettin İhsanoğlu'nun seçilmesinde şimdi sosyal demokratım diyorsunuz, solcuyum diyorsunuz. Partinin hiçbir yöneticisi bilmiyor, siz getiriyorsunuz Ekmelettin İhsanoğlu gibi bir ismi koyuyorsunuz. Nereden geldiği belli değil. Yani bir de Kılıçdaroğlu'nun yönetim şekli var. Nereye ben şöyle geriye doğru baktığım zaman eğer Baykal bugün olmuş olsaydı partinin başında Baykal daha da farklı olabilirdi. Çünkü Baykal'ın bir siyasi tecrübesi var. Ama Kılıçdaroğlu'nun attığı bütün adımlar yanlış. Yanlış gidiyor. Yani partinin içinde böyle bir şey de var. Yönetim problemi de var. Yani çok ciddi bir yönetim problemi var. Yani evet şartlar aleyhine bir ama Kılıçdaroğlu iyi yönetemiyor süreci. Yönetemiyor çünkü yani ya bürokratik görevler yapmış. Yani bir şeyden gelen bir yani bir hikayesi yok. Son şimdi derece çelişkili. Son derece çelişkili beyanları var. Bugün A dediğine yarın B diyebiliyor ve ayrıca partide konuşuyoruz yöneticilerle. Bugün söz verdiği insana yarın ben söz vermedim tavrı içine girebiliyor. Bir takım insanları çok rahat harcıyor. Parti içinde güven problemi var. Bunları da ama ortaya koymak lazım. Ama bir şey de var tabii. Yani temel konularda kolaylaştırıcı bir fonksiyon oldu. Yani bugün parti içinde, CHP içindeki rahatsızlığın temel noktası burası. Yani başörtüsü konusundaki kolaylaştırıcılığı, çözüm süreci konusundaki fiili kolaylaştırıcılığı muhalefet edermiş gibi yapıp aslında sürecin... O zaman şöyle bakmak lazım. CHP'deki yani Devlet Bahçeli de bazı konuları kolaylaştırdı ama partide iyi bir yönetim sergiliyor işte mu? Ona bakmak lazım. Yetmiyor. Bir liderin yetmiyor. Görevi yani kolaylaştırıcılık falan değil Mehmet. Yani partide iyi yönetim. Kolaylaştırıcılık ne? Yani bir iktidar var ve o iktidarın politikalarını kolaylaştırıyorsun. Bu değil ki. Yani Sedat şöyle bir yani Kılıçdaroğlu'nun bir çabası var. Ben diyor iktidara gelmek istiyorum. Oylarımı artırmak istiyorum. Bunun yolu da Türkiye'deki işte mütedeyyin kitlelerle barışmak. Evet. Bütün hareketlerinde bunu görüyoruz. Yani işte ya biraz daha Mehmet Bekeroğlu'nu partiye transfer etmesinde de böyle bir arayış var. Bu çerçeveyi biraz da şey yapalım. Biraz da Kürtlerle barışması lazım CHP'nin. Sadece mütedeyyin kesimle değil. Ama Kürtlerle de aynı zamanda. Zaten temel nedenlerden biri o. İşte evet, Sivas'ın ötesinden oyalamıyor. Yani, onu da ekleyelim. Şimdi yani söylemleri farklı. Bakın Sezgin Tanrıkulu gibi isimleri alıyor. Onları rahat bırakıyor ama doğru adım atıyor mu?
Yani, bir de o var yani. İşte ama neden çok güzel söyledi. Yalçın Küçüğün, Yalçın Küçüğün hani işinizi biraz kolaylaştırır belki. Yalçın Küçüğün hiç yani görüşlerinden hoşlanmam açıkçası ama çok sevdiğim bir şeyi var. Bu tiple ilgili söylüyordu. Türkiye İşçi Partisi öyle bir parti ki diyordu. Hepimiz oraya İmam Bayıldı olarak girdik, patlıcan olarak çıktık. Şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu. Şimdi Sezgin Tanrıkulu'nu falan, Sezgin Tanrıkulu oraya girmeden önce işte insan hakları savunusu vesaire Kürt meselesindeki duyarlılığı. Şimdi yani onlardan geriye ne kaldı? Hayır, söylemler yani yine aynı. Söylemler çok, aynı. Biraz daha farklı. Yani biraz söylemler farklı aynı ama işte evet, hem rahatsızlık veriyor belli kısımlara hem herhangi bir hareket. Hayır, yani belli kısımlara rahatsızlık verdiğinin bilincinde olduğu için o rahatsızlığı tölere etme çabası da var. O çaba olunca eski Sezgin Tanrıkulu'ndan geriye bir şey kalmıyor fazla. Peki. Yani biraz da böyle bir virgül koyalım. Işte. Ama öyle olmalı mı? Tabii Cumhuriyet Halk Partisi için o da tartışılır. Yani evet. bir virgül koyalım. Dönüşte Sedat'tan başlayarak devam edeceğiz. Tekrar bir reklam arası, dönüşte birlikteyiz. Evet, tekrar birlikteyiz. Şimdi CHP'yi konuşmaya devam edersek sabaha kadar bitiremeyiz. Eğer eklemek istediğiniz bir şey yoksa ya, diğer ana konumuza döneceğiz. Ben sizinle bir şey, yani tabii ki CHP'yi konuşmak lazım. Çünkü yani Türkiye'de hakikaten bir ana muhalefet partimiz olmalı bizim. Yani CHP'de, CHP'nin dışında da bir şey görülmüyor. Yani ama ne bir, söylediği belli ama olan. Ne söylediği belli olan. Belli ama olan, hakikaten evet, de yani evet, üyesi olduğu Sosyalist Enternasyonal'in ilkeleriyle uyumlu çalışan falan bir partisi olmalı Türkiye'nin. Bu yüzden CHP sorunu sadece CHP'lerin değil aslında. Türkiye'nin hepimizin sorunu. Türkiye'nin sorunu. Bunun yani, altını çizmek lazım. Bana göre hem konjonktürel Türkiye'nin gelişmesi, dünyanın gelişmesiyle ilgili sorunları var. Hem de yapısal, yönetimsel sorunları var. İki sorunla karşı karşıya CHP bunları aşamazsa zaten giderek aşağı doğru inecek. Valla bir sorunu daha var CHP'nin. Yani bunu şimdi etkin ne bileyim cemaatlerde de yani mesela hizmet hareketi ya da cemaat grubunda bunu görüyoruz. Bakıyorsunuz cemaat kökenli olmayan insanların mesela cemaati yönlendirme bakımından gösterdikleri performans asıl şeyden daha ileride. Yani cemaat mensubu, yıllarca cemaate hizmet etmiş falan insanların ötesine geçiyor. Kürt siyasetinde de böyle bir durum var aslında bugün. Yani bir baktığınız zaman bu tip hareketlerin periferisinde duran insanlar her nedense doğru söylemiyorlar, doğru düşünmüyorlar ve doğru da yönlendirme çabası içerisinde olmuyorlar. Evet. Sencer Ayata'ya getireceğim lafı buradan yola çıkarak. Çok değerli bir hocamızdır. Bu Antalya'daki toplantıya bir rapor su. Ben de merakla okudum. Aslında çok da fazla medyada yer alması gerekirken yer de almamış. Yani ona da üzülüyor insan. Çünkü ancak bu şekilde yani akademik çalışmalar, ne bileyim işte tarih çalışmaları falan bunlar çok önemli. AK Parti aynen oradan geliyor. Evet, yani Ömer Çelik AK Parti'nin ilk o parti programını yazıp bir grupla birlikte yazdı hatırlıyorum. Basında ne kadar çok tartışmıştık. Bir parçasıydı. Çok müthiş bir. Ya bu burada bir entelektüel derinlik var falan yani demiştik. Şimdi aynı şey Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi bakıyorum mesela %43 oy alabilmemiz için işte şeyler söylemişler. Bir takım şeyler koyuyor ortaya. Raporda. Raporda. Sonra geliyor diyor ki bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin en şey kusurlu yanı ideolojik olarak şey olmaması. Tutarlı yani olmaması. Tutarlı olmaması. İdeoloji ama şey olarak yani ideolojik bir tahkimat yapmak lazım. Yani zayıfmış gibi sanki Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Ama bence Türkiye'de siyasi partilerin sorunu ideolojik tahkimat yapmak falan değil. Tam tersine. Esnetmektir. Yani kadar Kürt hareketinde de esneme olmalı. AK Parti'de de olmalı. CHP'de de olmalı. Bu esneme olmazsa yani bakıyorsunuz haritayı alıyorsunuz karşınıza. Ya bir parti bir bölgede yok, bir bölgede var. Selahattin Demirtaş, bunun temel sebebi ne zaten? Selahattin Demirtaş ideolojik şeydir. Tahkimat yapmış olması. O esnemeyle aldı değil mi? Elbette. Dolayısıyla yani şimdi Sencer Ayata gibi bir hocamız bile böyle düşünürse Cumhuriyet Halk Partisi'nde politika yapan insan nasıl düşünürse? Bekler ki insan CHP'li, ya bu ideolojiyi esnetmeniz lazım demesini bekleriz biz Sedat böyle insanlara. Yani CHP pek çok şey eleştirir. Türkiye'deki partilerin hepsi eleştirilir. Yani AK Parti'ye de çok eleştiri var. Çünkü hani bir dönem işte siyasetin unsuru olmayan konular üzerinden siyaset gidiyorduk. AK Parti ilk iktidara geleceği zaman örneğin çok ciddi bir AB tartışmamız vardı. AB süreci tartışmamız vardı. AB üyelik meselemiz vardı. AK Parti de buna bayraklık yapıyordu. Muhalefet de buna eleştiriyordu, karşı çıkıyordu. Yani CHP'si de MHP'si de. İkinci dönemde baktık bir laiklik, karşı laiklik, işte türban meselesi gündeme geldi. Bunlar siyasetin unsurları değildir. Bunları bir köşeye bırakmak lazım. Siyaset günlük pratik hayatımızla ilgilenmelidir bizim. Türkiye'nin çok ciddi bir eğitim sorunu da diyemiyorum. Olmayan bir şeyin sorunu olmaz.
Eğitim diye bir sorun vardır Türkiye'de. Bunu konuşamıyorsunuz. Sıra buna gelmiyor. Çünkü niye? Siyasetin asli unsuru olmayan konuları konuşuyoruz. Muhalefetin görevi iktidarı uyarmaktır. İktidar da buna kulak kabartmasıdır. Bunun adı artık temsil demokrasi demode olmuştur. Katılımcı demokrasidir. Örgütlü toplum katılımcı demokrasi. Muhalefet bir şey dediği zaman iktidar kapısını tamamen kapatıyorsa oradan bir siyaset çıkmaz. Ve bugün siyasetin tartıştığı konulara bakın, teker teker saymayayım. Cemaat konusu bile cemaatin üstüne yüklenilmesi açısından söylüyorum bir siyasi malzeme haline gelmiştir. Ve bunu siz tam olarak tartışamıyorsunuz. Çünkü iktidar tamamen kapıyı kapatmış vaziyette. Ne pahasına olursa olsun ihanetle suçladığı, neyse o ihanet altında doldurması lazım tabii ki. Suçladığı bir yapıyı hukukla, hukuk kurallarını zorlayarak yok etmeye çalışıyor. Yani şu sıkıntıyı bir aşmak lazım. Bu iktidar yapar bunu. Bunu muhalefet yapmaz. Muhalefeti izaya getirecek de odur. Kürt meselesini tek başına iktidarın çözmesi mümkün değildir. Hele muhafazakar, sağ bir iktidarın, milli görüş genlerinden gelen bir iktidarın tek başına çözmesi mümkün değildir. CHP'yi, MHP'yi ne yaparsa yapsın. Kapıdan kovsa da, kapıdan kovsa da pencereden girecek. Yani muhafazakar, sağ milli görüş geleneğinden gelen bir insanın çözüm adına bir adım atması abi, müthiş bir cesaret. Yani ne pahasına olursa olsun, ne pahasına olursa olsun ama. Yani orada yani iktidarın da yaptığı devlet aygıtının elinde bulunduruyorsunuz. Siz, sizin yaptığınız yanlışın politik maliyeti çok fazla olur. Muhalefetinki olmaz, oy vermez insanlar. Ama devlet şeyin, aygıtı dedi ama hep böyle siyasi iktidar üzerinden yürütülüyor da. Daha işte iki hafta önce HSYK seçimi yapıldı. Burada yani bu yapı, cemaat yapısı 4500 tane oy aldı. İşte, devlet yapısının, devlet aygıtının en önemli parçası bana göre ya da iki, üç parçasından biri tabii yargıdır. En önemlisi. Şimdi hayır ama hep böyle siyasi iktidar üzerinden yapılıyor bu tartışmalar. Halbuki devlet aygıtı dediğimiz alana bir tahkimat yapılmış ve ona hiç kimse konuşmuyor. Güzel. Konuşmuyor yani. Çok güzel. İşte bunları iktidar partisiyle oturup konuşmak lazım. İktidar mensuplarına ben yani bunu hep görmüyorum. Hep iktidar partisi şu, üzerinden gelişiyor. Tabii tabii. O ama şöyle bir tartışma. Şimdi hayır. Bence mensubu denirse biz değiliz. Yok yok. Hayır, yani burada itiraz edilmesi gereken nokta var. Onu ben itiraz edeceğim. Şöyle bir temel sıkıntı var. Şimdi bugün siyasal iktidar yani devlet aygıtının direksiyonundaki yapıdan söz ediyorum. Atamaların hepsinde imzası var. Yani mesela devlet yargıda içinde bu 11 bin hakim savcı oy kullandı. Bunların kaç tanesi AK Partili hakim savcı? Şimdi Türkiye'deki yargı sistemindeki sorun şu. Yani hakimler savcıları içine katarak söylüyorum, eleştiriyorum. 28 Şubat'ta bir düdük sesiyle genelkurmaya gidip bir başçavuştan hukuk dersi aldılar şey mı? Hayır bir dakika, bu başka bir şeye geleceğim. Yok, hayır, sadece geleceğim. Her şeye siyasi iktidar hükmediyor ve her şeyi kontrol altında tutuyor. Şuraya geleceğim. Yani algı yanlış bir algı. Hakimler ve savcıların nitelikleri üzerinden bizim bu cümleleri kurmamız lazım. Geçen seçimlerde ne oldu? Hükümet cemaat üyelerinden oluşan bir HSK listesi oluşturdu ve savcılara, hakimlere onaylattı. Tam öyle bu dönem, olmadı. Tam öyle olmadı. Bu dönem detaylarda cemaate karşı bir liste oluşturdu. Listeler delindi falan. Bu dönemde cemaate karşı bir liste oluşturdu. O listeye onay veren insanlar şimdi de bu listeye onay verdiler. Ama o listede oy verenlerin, şimdi o listede Ahmet Taşketen, oy verenler AK Partili değil hepsi. Sen, ülkücüsü de var, şimdi, solcusu da var, Alevisi de var. Hatay'da Sadullah Ergin'in konu olarak gitmişti Hüseyin Çelik'le. Orada Ahmet Taşketen'in güzel bir yazısı vardı. Yazıda diyor ki işte HSK'ya 11 kişi seçildiği zaman o zaman Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a diyorlar ki ya bunların hepsi cemaat mensubuymuş. Bunun üzerine yanıt veriyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Alınları secdeye değiyor mu? Değiyor. Tamam o zaman iyi insanlardır. Bu değildir. Oradaki kriter hukukçu olması gerekirdi. Yani cemaat mensupluğu HSYK'ya seçilmek ya için yeterli olmamalıydı. Yani, bu başka i̇şte, bir şey yani. Ama tercih edilmemesi lazım. Oradaki rafine hukuk bilgisi, hukuka bakışı şeydir. O dönem farklı bir iklim vardı. Şimdi, daha farklı bir konjektür ama neydi vardı. Bu? Nerede bozuldu? Yani ben şunu söylemeye çalışıyorum. Ondan sonra Emin abi de dinleyip konuyu değiştireceğim. Şunu söylemeye çalışıyorum. Türkiye'de yargıyla ilgili pek çok sorun var. Var. Pek çok bugüne ait sorular değil. Pek çok yargıya güven %20'lere düştü. Evet. Hiçbir dönemde olmadığı kadar. Şimdi bunu tartışırken, bunu eleştirirken bütün eleştiriler siyasal iktidar üzerinden yapılıyor. Halbuki yargıyla ilgili olarak işte HSYK seçimleri de ortaya koydu ki yargı içerisinde birileri ciddi bir tahkimat yapmış. Siyasi iktidara rağmen yapmış bunu. Evet. Siyasi iktidarın neredeyse bulunmadığı, etkisiz kaldığı bir alanda bu tahkimat yapılmış. Bu siyasi iktidar dönemine de başlamamış bu yani. Bir de ona bakmak ama lazım. Ama bütün şeyler siyasi iktidara mal ediliyor. Yani bütün sorunlar, yargıda ortaya çıkan bütün sorunlar AK Parti'ye mal ediliyor. Şimdi, siyasal iktidara mal ediliyor. Öyle biz, değil yani. Buralarda biz bunları çok tartıştık. Yani
bu kimlik üzerinden yargıda kendisine yer bulmaya çalışan insanlar dile getirdiğimiz zaman bir şey görüyorduk, tepki görüyorduk. Bu olmamalı. Ha, siyasal iktidar bundan rahatsızsa, hani kimlik üzerinden hukuk içinde, emniyet içinde, şeyde, milli eğitimde ya da bürokraside kendinize yer ediniyorsanız, buradan siz bu devleti ele geçirmek istiyorsanız, devleti ele geçireceğiniz ne yapacağınız da soru işaretidir ve tehlikelidir. Geçirmeye çalışıyorsanız siz devletin direksiyondaki ve bu devlet adına yapılacak her şeyden olumlu ya da olumsuz faturasını ödeyecek siyasi yapı kimse bunun önlemini alır. Bunun önlemini ya alırken de almıyor işte. Mesele bu. Tam tersini yapıyor. Bu yapıları daha da yani bir tanesini alırken başka bir tanesini onun yerine ikame ediyor. Yargıda Birlik platformunun içinde şimdi tabii bütün yargı Alevisi de, ülkücüsü de, sosyal demokrasi de. Venedik kriterlerine göre. Bak, şöyle, Avrupa Birliği sürecinden uzaklaştığınız sürece çözemezsiniz. Hayır, Türkiye'deki çeşitli kürsüdeki hakimleri ikame ediyor. Bunun içinde ülkücüsü olabilir. Bunun içinde solcusu olabilir. Bunun içinde AK Partisi olabilir. Bir seçimle geliyor. 20-30 yıllık şimdi hakimlerden söz ediyoruz. Dün gelmediler yani. Gelince, cemaat meselesinde o kadar yanlış tartışıyoruz ki. Biz cemaatten bahsediyoruz. Cemaat ne de dini bir kuruluştur değil mi? Ama cemaat öyle bir hale gelmiş ki devlet içinde devletleşmiş. Ha, eleştireceksek geçmişte niye olmuş onu da eleştirelim. Ama bugün yapılan iktidarın yaptığı son derece doğru. Yani siz devlet içinde devlete izin veremezsiniz. Ha bir çete gelmiş. Kim olursa olsun. Ha çete PKK abi, gelmiş. Hukuk devleti ele geçirmiş. Ha bunlar ele geçirmiş. Bunların şu anda hükümet son derece doğru yapıyor. Hukuk devleti içindeyseniz sınırlar içinde kalarak yaparsınız bunu. İnsanları hayır, ne yapıyor? İşte bak siyasal gücünüzü kullanarak bu adam suç işlediyse bir organizede bir örgüt halindelerse bunlarla mücadele etmenin yöntemi bellidir. Ne yapıyor yani? Ne yapıyor iktidar? Sonuçta yargı hareketi yapıyor. Ha, bir takım insanlar gözaltına alınıyor, şu oluyor, bu oluyor, ileride iddianameler hazırlanacak. Suçluysa ceza alacaklar, suçlu değilse serbest bırakılacaklar. Şu konuda ben sıkıntım vardı. 17-25 Aralık meselesinde bu işler başladıysa ben sıkıntı duyarım. Yani daha öncesinde yok muydu? Konuşuyorduk. MİT meselesi de vardı mesela. MİT meselesinde de bak biraz önce ne dedin? Yargı çok önemli dedin. Oslo'dan başlıyor. Ama bugün Hüseyin Gülerce'nin bir de şeyi var. Diyor ki 17-25 Aralık'la yani, ilgili bir zamanlar yani. Özeller üzerinden tartışmıyorum. Yani hayır. Cemaatin en önemli isimlerinden birisi. Hüseyin Bey önemli bir özellik. Gördüğüm kadarıyla da diyor bu bir darbe teşebbüsü. Dönem. Ya her şey darbe demek de acayip bir şey. Darbeyi küçümsemeyin. Şimdi MİT meselesinde şöyle şuna bakmak lazım. Oslo görüşmesi de dahil olmak üzere. Biz hukuk devletimiz, hukuk devletiyiz. Hukuk devletlerinde bütün kurumlar ve kişiler yargı denetimine tabidir. Bunun istisnası olmaz. Zaten olmaz. O nedenle niye? İstismar tabii, ediliyor yargının gücü. Yani yere burada, getirdiğin zaman şimdi bakın, herkes yargı önünde Orhan Bey beni daha iyi anlayacak. Her türlü bugün, operasyonu yapabiliyorsun. Bugün Susurlu kazasının meydana gelmesinin yıl dönümü. Susurlu biz tartıştık mı? Çok tartıştık. Şimdi 6-7 Ekim'de çok tartıştık, sadece tartışık gereğini yapmadık. 6-7 Ekim'de sokak çatışmaları yaşandı Güneydoğu'da, muhataplardan bir tanesi Hizbullah'tı. Biz evet. Hizbullah'ı niye Susurluk ölçeğinde tartışmadık? Çünkü niye? Nereden geliyorum buraya? Hukuk devletinden çıktığınız zaman Hizbullah'ınız da olur, Susurluğunuz da olur. KCK'nız da. KCK'nız da. Şimdi, sol gelenekten gelen kişi Orhan Bey'de. İnsanlar öyle illegal örgütlenmelerden söz ediyorum 80 öncesinde. Kahvelerde, çayhanelerde toplanırdı. O zaman kafeler, mafeler yok. Simitçi, boyacı geldiği zaman MİT ajanının polis mi derlerdi orayı boşaltırlardı. Şimdi KCK dediğiniz bir yapılanmanın omurgasında pek çok MİT mensubunun varlığı ortaya çıktı. Hakan Fidan ne demişti geldiği zaman bizi toplayıp MİT'teki müsteşarlıkta? İstihbaratla uğraşan bir kurumuz biz. Operasyonel bir şey değiliz demişti. Tam operasyonel. Peki sen bunu... Ve peki MİT'i ele geçirmeye dönük bir niyetle hareket edildiği gibi bir kanaat var mı sende? Ben o kısmına bakmam. Ben yani MİT'in bugünkü işlevsel halinden bile şikayetçi biriyim vatandaş olarak. Benim demokrasi ve hukuk sınırlarım biraz geniştir. Mutlak yani KCK operasyonlarında bir sürü MİT'çi ortaya çıkıyor. Mahkemeye direkt çeviriyorsunuz bu MİT'çiydi diye hemencecik yargıdan muaf tutuluyor. Peki hani adalet saraylarında bir kadın vardır değil mi? Adaleti temsil eden terazi. Evet, gözü kapalı. Onun gözü kapalıdır. Tabii. Şimdi buralarda da önce buna bakarım ben bir vatandaş olarak. Yargı karar verirken gözünü kapatarak objektif ve bireysel vicdanına dayanarak ve tarafsız bir şekilde mi karar veriyor? Başka bir gündem, başka bir ajandaya uygun bir şekilde yargının gücünü istismar mı ediyor? Hacet ben
çok şeffaf bir devlet yapılanmasına taraftarım. Çok şeffaf. Öyle hepimiz bence deriz. Bence devlet, hani derler ya işte devletin gizli işleri olur. Bence devletin gizli işleri olmaz. Devletin gizli işler yapıyorsa da bunu sızdırmaz. Anlatabildim mi? Şimdi WikiLeaks belgeleri üzerinden biz şunu tartıştık yani. İşte bir sistematiği var mıydı? Vardı. İşte hoşuna gelen belgeleri yayınladılar. Şunları yaptılar, bunları yaptılar. Şimdi bunları yayınlayan yayın kuruluşlarına da eleştiriler getirdiler. Ben gazeteciliği okulda öğrencilere böyle tanımlıyorum. Kamuoyundan saklanan bilgi ya da belgenin bir biçimde ele geçirilip kamuyla paylaşılması gazetecilik faaliyetidir. Bunu sızdıranın niyeti vardır. Bunu sızdıranın niyeti vardır. Tamam. Bütün mesele siz o niyetin parçası olmayacaksınız gazeteci olarak. Şimdi devletin içinde de muhtelif iktidar alanları vardır. MİT'i cemaat ele geçirmek istiyor mudur? İstiyordur. Çünkü önü açıktı. Muhtelif yerleri ele geçirdi. Kendisine göre bir devlet tahavülü vardı belki. Evet. Nasıl bir tahavülü onu da bilmiyorum tabii. Yani bir gün cemaate mensup insanları çağırırsınız, sorarsınız. Bu da vardır. Bunların tamamını önceden fark ederek ortadan kaldırması gereken şeffaf devletin, hukuk devletinin ta kendisidir. Böyle bir şey hukuk devleti, şeffaf devlet zaten müsaade etmez. Yani bir yapı gelip senin devletini, yani örneğin biz Amerika'da bunlar niye tartışmıyoruz? Hollanda'da, İsveç'te, İsviçre'de. Niye tartışmıyoruz? Kapalı bir devletimiz var. Halen öyleyiz. Evet. Sıkıntı ya bu şimdi yani. Yalnız bakın, yargıya baktığımız zaman yargının problemi bugünün problemi değil. Yani hatırlayın bir takım partilerin adalet bakanlarını hatırlayın. Çok açık demeçler verdi. Tabii ki dedi yargıya kendi edebanlarımızı alacağız. İsim vererek Milliyetçi Hareket Partileri'ni alacağız dedi. Mehmet Moğol. Bir dönemde yargıda mezhepsel bir kadrolaşma oldu. Bir dönemde bir siyasi parti oraya ele geçirmeye çalıştı. Ondan sonra da cemaat ele geçirmeye çalışıyor. Biz de bunu çok normalmiş bütün gibi faturada bakın, iktidara çıkıyor. Bunu normalmiş siyasa gibi tartışıyoruz. Bunların hepsi vahim. Son derece vahim. Sıkıntılı. Yani cemaattir yapar yapamaz. Cemaat yapamaz. Peki. Yaparsa da sonuçta bunun cemaat yapabilir hayır, diyor muyum ben? Hayır, yani şöyle, kimse yapamaz. Yani burada kimse yapamaz. Hayır, bakın, itiraz ediyorsak işte bunları ortadan yani kaldıracak bir sistemi kadar, devreye koymak hayır, lazım. O kadar böyle legalleştirdik şimdi ki. Bu, bakın, bu anormal pardon. Olduğu gibi hayır, dış temsilcilikler bu görmüş. Anormalliği ortadan kaldırmak bakın. İçin 3-5 grubun adeta ittifak yapması. Yani çok bu tamam şey. Zorunluluk bu ama kimlikleriyle. Bu da ikinci bir anormallik. HSYK sisimde bu oldu. Bu da anormallik. Bu da sağlık. Şimdi bakın bir yapı düşünün ki dış temsilcilikler var. Okulları açmış. Asker içinde yani. Yuvalanmış. Polisin içinde yuvalanmış. Tabii. Bir takım yerlerde ticari müesseseler açmış. Bankaları var bilmem neleri var. Paralel dediğin zaman kızıyorlar. Ya resmen bir paralel devlet var Türkiye'de. Vahim olan bu. Yani, bugün yapılanlar normal. Işte, bu noktaya niye geldi? Bakın onları eleştirelim. Bunu cemaatçilerle tartış ama evet. 17-25 Aralık'tan önce tartışsanız hayır, keşke. 17-25 Aralık'ta hayır, da. Hayır tartışma noktanız yanlış. Onu söylüyorum paralel yani. Noktaya geldikten sonra o nokta 17-25 Aralık'ta da elindeki imkanları kullanarak bir operasyon yapmaya çalıştı. Olmadı. Olay budur. Olmayan ne? Hayır, mecra sapmasın ama. Operasyon sonuçta almadı. Yani cemaati eleştireceksek cemaatin tabii, ortaya şeyi, çıkmasına neden olan bütün olumsuzlukları eleştirmemiz şimdi, lazım. İşte o zaman ne olur biliyor musun? Bu tartışma yani, patinaj olur. Türkiye ama, için patinaj ama olur. Ama şu anda yere doğru yolda. Türkiye. Türkiye doğru yolda. Değil doğru yolda. Yani. Temizliyor. Hep sadece cemaati temizleyeceğim, kendi adamlarımı dolduracağım mantığıyla yola çıkarsanız siz... Kendi adamlarımı dolduracağım. Yargıda kendi adamlarımı dolduracağım. Yok ki. HSYK'ya kendi adamlarımı dolduracağım. Solda adamlarım yok. Hükümet şey organize var. Etmedi mi yargıda birlikte? Ya kendi adamı yok. Kendi işte. Adamı olsa bari diyeceğiz ki ya bu hükümetin adamı. Ya gel şuna bir hesabı görelim. Başka bir şey. Varlığını bir saniye. Hükümet ya da devlet varlığını devam ettirmek için tabii ki bir takım şeyler. Mesela MİT KCK'nın işine niye girdi? Girmeseydi yanlıştı. Ha MİT oraya KCK'nın işine girdi suç işlediyse yanlış. O ama ayrı bir şey ama mu? Girmeseydi yanlış. Belli yerle ha suç işlediyse onu tartışalım. Yani sormayalım mı şimdi? Yani niye girmedi? İşine girmiş. Girmek zorunda. Eleştirmeyelim. Hayır girecek bir saniye. Bir eleştirmeyelim mi? Hayır girecek tabii ki ama suç işliyor. Şimdi şöyle. Suç işliyor. Bir şey. O zaman onu tartışalım. Hayır o zaman sen yani. Cemaatin yaptığı operasyonu haklılık yapıyor. Suç işlediyse evet suç işlenmiş. Soruşturacak adam. Yani soruşturmaz. Şeyden bahsettiler. Hangi enstrümanlarla yani, soruşturuyor? Hangi başka bir şey. Onlar var, hepsi tartışması. Evet. İşte burada yani ne? Rafine bir hukukunuz yoksa. Hukuk kirliğini tartışmıyorsun ama başka bir şey. Rafine bir yargı sisteminiz yoksa bunlar tartışılır. Bakın Türkiye'deki sistemi size ben anlatayım. Şimdi Milli İrade diye bir meclisimiz var. Parlamento. Burada insanlar seçiliyorlar, gelip oluşturuyorlar. Yasama faaliyetleri üzerinden bunu denetleyen hukuki bürokratik bir kurum var. Anayasa Mahkemesi. Evet. Yasama faaliyetleri açısından dedi. Yürütmeyi faaliyetler açısından Danıştay. Denetleyen hukuki bürokratik bir kurum yani hep hakimlerden oluşmadığı için söylüyorum Danıştay var. Ve bu iki kurum Yargıtay da ekleyerek söylüyorum. Hani güçler ayrılığı şeyinden sisteminden yola çıkarak söylüyorum. Yargı
çoğu zaman yaptığı iştihatlarla kendini yasama yerine kor. Ve yürütmeyi yönlendirerek şunu yapma diyerek ya da şunu yapma şöyle vesayet yap diyerek yürütmeyi yönüne koyar. Çok basit. Yargı çok rafine olmak zorundadır. Rafine. Yani yargıdaki bir yanlışı yok edeceğim diye ikinci bir yanlış yapamazsınız. Şöyle, bu kadar çok basit. Çok farklı bir noktaya gelelim. Bakın yargıda bir dava açtık. Bana şerefsiz diyen birisi vardı. Manevi tazminat davası. Dosyaya hiç bakılmadan bana şerefsiz diyenler aynı zamanda hakim ve savcıdan da satın alındığını ifade etmişler. Görünür gerçeklikte bir şey reddetti biliyor musunuz? Dosyayı okumadı. Yani hakim ve savcılar satılık. Ben de şerefsiz. Ben daha çarpıcı bir örnek devam ediyorum. Daha çarpıcılarını söyleyeyim ben. Bir şey söyleyeyim. Aynı konularda. Yani. Bakın 10 tane ben örnek veririm. 10 tane Orhan Bey örnek verir. O zaman. Bunları düzeltmenin yani yöntemi bu değildir onu söylüyorum. Yargı zaten şimdi biz daha önemli çok ciddi şey... problemli. Ve bu arada bir takım kuruluşlar, bir takım güçler de bu yargıyı ele geçirmeyen çürümüşlüğü de iyice aşağılara doğru burada, götürüyorlar. Burada bak iki yanlış yani, bir doğru etmez. Bak evet. Ergenekon balyoz davalarında da ben burada oturup konuştum. Bir darbe yargılamasını siz rafine yapmazsanız yarattığınız mağduriyetler üzerinden darbe sempatizanları üretirsiniz dedim. Aynen o noktaya geldi. Şimdi döndük dolaştık. Ergenekon balyoz sürecinde Oda TV'de başta olmak üzere söylüyorum. Bunların tamamındaki yargı sürecindeki yanlışlıkları o dönemler dile getirildiği zaman siyasal iktidar set çekiyordu. Ha şimdi ben hata yapayım yani, demek olmaz. Hata mesela bir şeyde mahkeme bir kararına muhalefet şimdi, görevli memura mukavemetten yargılandı. O da ne oldu biliyor musun? Ergenekon ve Balyoz. Yani, mahkeme kararına muhalefetten beraat ettim görevli memura mukavemetten bir ufak ceza aldım. Nedir şey, bu? Bir yani şey olmayan bir şeyin görevlisi mi olur? Her şimdi şeyle bak, ben onlarca işte sayabilirim. Bak, yargı. Her tarafta dökülüyor yargı diye bir şey yok. Şimdi bak, ve bu şürümeyi de Orhan Bey'in anlayacağı dile söyleyeyim. Ankara Üniversitesi Fakültesi'nin mezuniyet töreninde oradaki çocuklara da anlattım bunu uzun uzun. Türkiye'deki yargının yani örneğin nasıl bir siyasal iklimden de bağımsız olarak devletçi refleksinin her zaman devrede olduğuna ilişkin anlattım. Şemdinli'de bir Umut Kitap Evi'ni bombaladılar. Bir kişi öldü. İki tane subayla bir itirafçı suçüstü yakalandı. Suçüstü yakalandı. Ve şey zamanı. Ve Yaşar Büyük, Başbakan Erdoğan'ın Diyarbakır'a gidip Kürt meselesi benim meselemdir. Dediği zaman. Dediği zamanın ve hemen şey, arkasında. Bir hafta öncesinde zaten Şemdinli'de bir sokağı komple bombalıyorlar falan. Neyse suçüstü yakalanıyorlar. İşte dönemin Genelkurmay Başkanı yani. Tanırım iyi çocuklardır diyor. İşte orada bir yargı süreci oluyor. Savcıyı meslekten atıyorlar HSK şeyle falan hazırladığı iddianameden dolayı. Muhteşem bir iddianameydi. Şimdi şuraya geleceğim bakın. Şimdi burada o yargı süreci çok ağır aksak gidiyor. Çünkü niye? Sarı yapanlar ve suçüstü yakanlar şey. Tabii suçüstü yakalananlar devlet görevlileri, polisler ve orası şey terörle mücadele bölgesi tırnak içinde söylüyorum. Şimdi orada sonuçta kesinleşti. Bireysel olarak bu iki tane assubayla itirafçı bu işi kendi başlarına yapmışlardır diye ceza aldılar. Öte yandan internet ancız davasından biz Genelkurmay Başkanı da dahil olmak üzere o askeri hiyerarşi içinde sivil memura kadar onbaşı yüzbaşı ne varsa hepsinin tamamını bu davada yargılıyoruz. Şimdi oradaki hiyerarşinin Şemdinli'de olmaması mümkün mü? Ama ben senin devletin, size, işte senin mahkemen, senin yargın. Orada bir duruşmaya katıldım ben. Bakın işte yani yargının her alanda nasıl kötü olduğunu anlatmak için örnek verdim. Sözünü başçavuşlara. Ama bu düzelmez, böyle düzelmez. Hakim başçavuşlara sordu. İşte yani siz kimden maaş alıyorsunuz? Bunlar tabii ki JITEM elemanlarıydı. Ve dediler ki bizim komutanımız Hakkari'de şu adam. Peki onun komutanı kim? Hepsini de biliyorlar. Ve iş geldi şeye kadar. Evet, Büyükhanat'a kadar geldi. O zaman mahkeme durun bir dakika dedi. Bu mahkemede dedi Genelkurmay Başkanı hakkında bir şey söylenemez. Hemen celseyi kapattı. Evet, nerelerden geldi? Yani bir şey daha söyleyeyim ben. Tanıklık hani yaptım 17, ben buna. 17-25 yani. Aralık aklına gelin olunca mı aklına geldi diye bir soru söyledi. Yani o şeffaf yargı Türkiye'nin sadece orada başlamadı gibi okullarda şey başladı bilmem ne yani orada patladı. Şimdi bir şey söyleyeceğim. 25 Aralık'ta Sedat. İyi bir nokta değil orası. Bir dakika. 25 Aralık'ta yani 25 Aralık'taki şey tedbir ve mal varlıklarına tedbir bir sürü adamın orada işte iş adamı falan. Mal varlıklarına tedbir ve gözaltı kararı nasıl verildi biliyor musun? Çuvallar gidiyor polisten savcıya. Savcı da talepte bulunuyor bir mahkeme başkanından, özel seçilmiş bir mahkeme başkanı. Mahkeme başkanı karar verecek. Kararlar da sözde o şeyin içinde, çuvalların içinde 27-28 tane. Mahkeme başkanı o çuvalların bir tanesinin dahi mührünü açmadan tedbir ve gözaltı kararı veriyor. Bu tespiti yapan da daha sonra 5 tane savcı görevlendiriliyor bu dosyada, 25 Aralık dosyasında ve takipsizlik kararını bu 5 savcı bir veriyor. O kadar ayrı suçların hepsi bir arada. Bu 5 savcı diyor ki 15 gün çalışıyorlar.
açıyorlar bu çuvallarda ne var diye. 15 gün çalıştıktan sonra diyorlar ki biz 15 gündür çalışıyoruz. Bunun yarısına bile gelemedik inceleme noktasında. Şimdi bir hakim eğer önüne gelen ve delil olduğu söylenen çuvalların mührünü açmıyorsa, açmadan böyle bir karar verebiliyorsa, ben bunun en baştan sakat bir soruşturma olarak başladığını düşünüyorum. Orada. Hayır, daha ötesi var. Daha vahim var. Dönemin hayır, başbakanı diye bir takım fezlekeler hazırlanıyor. Yani başbakan düşürülecek. Şimdi hedef belli. 17-25 Aralık üzerinden bunu tartışırsak hata yaparız. Çünkü 17-25 Aralık'ta bir şey var. Onu oraya koymak lazım. İşte rafine bir hukukunuz olsaydı bundan hiçbir tartışıyor olmazdık. Yani ama siz hakimlere savcılara... Rafine hukuk olsaydı şöyle, niye yok? Hakimlere ve savcılara siz... suçlayamayız, onu diyorum. Hayır, bu şahıslarla ilgili, rafinasyonla ilgisi yok. Bu direkt şahıslarla ilgili. Bunu dönüştürecek bir dakika. Bunu dönüştürecek olan siyasi iktidarın tekidir. Hukukun kökünü açacak. İşte evet. Bu hukuk şeffaflaştıracak. Bu şeyle, bu 17 Aralık operasyonu... hukukla ilgili değildir. Oradaki bir takım insanlarla ilgilidir. Yani neyse tartışmam 17 Aralık'ta. Siz de çok savunmayın bence. Tamam. Yok biz yani 17 Aralık'ta iyi bir nokta değil orası. İyi nokta olur olmaz o ayrı ama çok ciddi bir problem var orada. Şöyle bir şey var. Demin söyledi işte KCK içerisinde. Şimdi yani diyelim ki işte devlete karşı işte legal olmayan usullerle kurulmuş şu kadar iş yapma niyeti olan bir örgüt. KCK olur veya başka bir örgüt olur. Şimdi dünyadaki tahammül tabii ki bu tip örgütlerin kurulmamasını sağlamaktır. Türkiye'nin son 30 yıllık tarihi, ben geride ne oldu ne etti bilmiyorum, ömrüm yetmiyor ona ama son 30-40 yılda olup bitenlere baktığım zaman devletin kendisine karşı mücadele edecek örgütleri adeta teşvik ettiğini görüyorum. Benim bu kendi hayatımdan, kişisel şeyimden çıkardığım tecrübe bu. Yani bir devlet KCK olur, FCK olur, BTK neyse. Bir saniye ben bir şey sorabilir miyim neyse, size? Neyse bitireyim sonra evet, sorun. Bir soru soracağım. Şimdi yani. o örgüt adına hele eylem asla yapamaz. Yani bunun ne uluslararası hukukta ne hiçbir şeyde karşılığı olamaz. Ama oysa bu hükümet döneminde değil. Açın 1990'lı yıllardaki olaylara bakın. Çoğunun PKK adına işlendiği söylenen. Gitmiş adam mesela Batman'da durağa bomba koymuş. 6-7 kişi hayatını kaybetmiş. Yakalanıyor insanlar. MİT mensubu çıkıyor. Ya bu korkunç bir şey. Korkunç bir şey. Yani devlet kendisine yönelik, kendi işte yasal şeyine, düzenine, anayasasına, kamusal işte düzen, bugün çok tartışıyoruz, yine tartışmaya başladık. Evet. Buna yönelmiş faaliyetleri teşvik etmez. Buna yönelik faaliyetleri zapturat altına alır. Ama biz bu ülkenin tarihinde, bu dönemle ilgili söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. AK Parti hükümeti bu dönemi sona erdirmek için çok çaba gösterdi. 2007'de eğer Milli İstihbarat Teşkilatı'nın KCK içinde bir etkisi olmuşsa bunun ben AK Parti'nin siyasi tercihi olacağına asla inanmıyorum. Bu bir. Ve ben şunu da söylemek isterim. Yani bu çok önemli bir konu ama şunu da bilmemiz lazım. Bu parti, yani bu hükümet kendi bürokratını İmralı'ya 2009'un sonlarına kadar gönderemedi. Yani Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek istediğinde askerler kontrol ediyordu. Elbette ki. Şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı'nda da emniyet birimlerindeki işte istihbarat örgütlerinde de durum buydu. Kürt meselesi öyle bir alan yarattı ki herkes Kürt meselesi üzerinden kendisine özel bir alan yarattı. MİT muaf değil bu alandan. Kesinlikle muaf değil. Şimdi durum nedir bilemeyiz. Ama herhalde normalleşme her geçen gün biraz daha derinleşiyor. Ben buna güveniyorum. Yani hiçbir şekilde bugünkü Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, Hakan Fidan'ın yönettiği bu teşkilatın PKK'ya eylem yaptıracağına asla inanmıyorum. Bu inancım sıfır. Şimdi, ama böyle bir geleneği bu devletin olduğuna inanıyorum ve en sonunda 2007'de evet KCK'den yakalanıyor. Avukat şu bu falan çıkıyor savcının karşısına. Ben diyor MİT ajanıyım diyor. Sen beni tutuklayamazsın. O da tamam buyurun git diyor. Şimdi bu vahim bir şey. Bunun sorgulanması lazım tabii ki. Orhan Bey. Geriye Susurluğu örnek verdi. Bence o da çok doğru bir şey. Susurluk daki yani kazada kim vardı ya siyasetçi vardı, bölgenin feodal bir gücü vardı. Ondan sonra işte Bahçeli Evler katliamının sanığı vardı. Ya şimdi emniyet genel müdür yardımcısı vardı ki yani o emniyet genel müdür yardımcısının hayatı da yani çok enteresandır. Merak eden şey yapabilir. Yani 25-30 yıl
İşte Behçet Can Türk'ten maaş aldığı söylenen bir adamdı. Allah rahmet eylesin. Yani ölümün arkasından konuşmak doğru bir şey değil ne olursa olsun ama yani böyle bir pozisyonda ama Behçet Can Türk'ü de ölüme götüren bizzat o oldu. Şimdi bu kadar iç içe geçmiş bir şey, bir tarihten çıktık geldik. Dolayısıyla ne bütün günahları, bütün... Susurluk dediğimiz tam da bu. Yani içinde şey devletin konuşmaları var. Evet. Ne oldu? Bütün Ayhan Çarkın kalktı, dünyanın itirafını yaptı. Ayhan Çarkın sonra tahliye oldu. Soru soracağım. Cemal Temizöz. Şimdi diyorsunuz ki devlet kullanıyor, işte giriyor, yönlendiriyor filan. Ben siz Kürt hareketini çok iyi biliyorsunuz. 1980 öncesine gidelim. Evet. 1980 öncesinde KUK vardı, KAVA vardı, Denge evet. KAVA vardı, Rızgari vardı. Pek çok örgüt vardı. Hı-hı. Bir de Apocular diye bir örgüt vardı. Yeni yeni Rüşeym Halil. Evet bu Apocular örgütü herhalde bu örgütler tarafından bu yanlış hatırlamıyorsam diğer Kürt örgütleri tarafından devletin kurduğu ve oralarda cinayet işleyen bir örgüt olarak nitelendirildi o dönemde. 80 öncesi çok eylemleri vardı. Var. Köy basmaları var. Pek çok Kürt köy var. Baskınları falan hayır, yoktu. Şöyle, bir şey vardı. Kürt i̇şte katliamı. Yönelik bu eylemleri en büyük saldırılar vardı. Ve ama o, diğer gruplara yönelik şeyleri ve başlamıştı. Ve o dönemde KOK'la mesela. Evet, yani o dönemde KOK'la çatışmada 200-300'e evet. yakın insan evet, 12 yıldan önceydi bu. O dönemde MİT tarafından organize edildi. Abdullah Öcalan'ın devletin adamı olduğu iddia edildi. Hatta Abdullah Öcalan Suriye'ye kaçarak canını kurtardı. Siz o olayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben yani işte bu söylediğim şeyler. Evet. Yani ben sizin bu söylediğiniz şeyin hani yani, bu böyle miydi değil miydi ben onu bilemem. Ama benim yani PKK'ya yönelik genel olarak ve Abdullah Öcalan'a yönelik böyle ağır ithamlar var. Hala bu ithamlar var. Yani Abdullah Öcalan'a muhalefet eden, hem kendi içinde muhalefet eden, ayrılmak zorunda kalan pek. Bu buna dair iddialar sizin bu söylediğinizi 5'e 20'ye katlar. Ama benim gördüğüm şey şu. Kamuoyunda çok tartışılmıyor yani. Bu tabii yok canım. Epey tartışılır. Artık bu işte çözümün hatırına artık kimse bunları fazla tartışmıyor. Hem çünkü bu işin ayrı bir safhası. Bu meseleye bu şekilde girersek eğer yani çözüm yani sürecine katkıdan ziyade çok şey. Ama bu Kürtlerin de biraz kendi iç muhasebeleri gereği yani bu konu her zaman gündemde olacak. Yani işte Hizbullah'la şeyin çatışmasından bahsediyoruz. 6-7 Ekim olaylarında yine çıktı bu karşımıza. Yani 6-7 kişi şeyden Hüdapar'dan hayatını kaybeden insan oldu. Benim söylemek istediğim 6-7 Ekim'de de Kürt vatandaşları öldü. Yani tabii aynı şey oldu. Aynı şey yani, oldu. Şey, tarih tekerrür ediyor. Şimdi, ben bunu söylüyorum. PKK'ya değil. Daha sonra da baktığınız zaman aynı şeyi görüyorsunuz. Yani Türkiye'nin sadece yani hani işte Kürtlerin buradan kurduğu. Ama ben mesela Orta Doğu'ya bakıyorum. Yani mesela ben bu söylediğiniz hiçbir şeyin Kürdistan Demokrat Partisi ya da ne bileyim yani mesela derler ki Celal Talaban liderindeki şey. Evet İranlarla işbirliği falan var. Ama ben hani yani Yeneken'in içerisinde bir sürü bilmem ne bileyim İran ajanı falan öyle bir şey duymadım. Yok yani. Tam Kürdistan Demokrat Partisi'nde yok. KYB'nin tabanı İran'daki Türkiye, Kürtlerdir. İran devletini evet, zulmetti. Ya bu Türkiye'ye özgü bir şey. Devlet kendisine kurulan, kendisine karşı mücadele etmek üzere ki Ablojon da bunu söylüyor. Yani biz devlet bizden faydalanır ama biz de devletten faydalandık i̇şte Orhan Bey, diyor. Temel sıkıntı ne biliyor musunuz? Biraz önce ben bu örnekleri verirken şundan söyledim. Siz istihbaratla ilgili bürokratik bir kuruma siz çözüm sürecini teslim ederseniz anahtar teslim oradan çözüm çıkmaz. Çünkü niye? Susurlu niye örnek verdim? Susurlukta biz neyi gördük? O ayrı, o devlet içindeki şey. Yok, devlet içindeki net söylüyorum. Yok, devlet içindeki istihbarat kaynaklarının çünkü burada ciddi bir yok. Burada şimdi bakın siyaset mesela Abdullah Öcalan'la veya PKK'yle tartışmalı kurumla çözemezsiniz. Hükümete gelinceye kadar sayısız görüşmeler olmuştur. Yani rahmetli Özal zamanında da oldu, öncesinde de oldu. Ama bu görüşmelerin arkasında hiçbir zaman AK Parti'nin bugün ortaya koyduğu haliyle, şekliyle bir siyasi irade yoktu. Dolayısıyla burada bir risk görmüyorum ben. Yani eğer bu görüşmelerin arkasında başbakan ki kaldı ki kendisi ifade etti. Ben evet bunun arkasındayım dedi ama ben görüşmem dedi. İstihbarat örgütü gider bu tip örgütlerle görüşür. Bu siyasi irade eğer tesis edilebilmişse orada ben hiçbir risk görmüyorum. Ama ne oldu? Oslo'daki yani yine hizmet kaynaklı bu operasyonel Hakan Fidan'a yönelik operasyon nedeniyle 7 Şubat'taki evet, hadise nedeniyle hükümet işte bu geçtiğimiz aylarda yeni bir yasa getirdi ve kendi bürokratını da kendi değil demeyelim ya bu devletin peki bürokratını da garantiye aldı. Bu geleneğin artık aşılması lazım. Yani Türkiye'de bana karşı bir örgüt kuruldu diye düşündü devlet. Ha bu örgütü normalleştirme gayreti asla olmadı. Bu ülkenin siyasi tarihinde böyle bir şey görmüyorsunuz. Peki. Tam tersine anormal şeylerle kurulan örgütler daha da anormalleştirilmek için çaba gösterdiği bu ülkenin emniyeti de siyaseti de. Yani temel problemimiz bu. Ama bugünkü durum
Asla böyle değil. Normalleşme konusunda ben çok ümitliyim yani. Peki tekrar bir virgül koyalım. Bitirdik mi yoksa şey programı? Yok, bitmedi. Ama daha biraz daha konuşacağız. Ara veriyoruz. Dönüşte konuşmaya devam edeceğiz. Evet, tekrar birlikteyiz. Bir önceki bölümde konuşmayı, tartışmayı planladığımız konu başlığını şimdi açacağız kalan süremiz dağıldık içerisinde. Biraz dağıldık değil mi? Baştan beri bunu konuşuyoruz zaten. Şimdi iki tane açıklama var. Biri Başbakan Davutoğlu'ndan, diğeri de Sırrı Süreyya Önder'den. HDP'nin İmralı'ya giden heyetinde yer alan isim aynı zamanda. Cevabını aradığımız soru da şu olacak. Çözüm süreci askıya alınmış görünüyordu bu bir buçuk aylık süreç içinde. Şimdi tekrar inecek mi askıdan ya da raftan inecek mi, yoluna devam edecek mi? Bu açıklamaları bir görelim, onun üzerinden konuşmaya devam edeceğiz. Çözüm sürecine katkıda bulunacak herkesle konuşuruz. Çözüm sürecinde ne olursa olsun kararlılığımız sabittir. Ama biz çözüm sürecinde sürecini de sadece tek bir aktöre, muhatap olarak tek bir aktöre, tek bir çevreye inhisar ettirmeyiz. Bu süreç her şeyden önce halkımızın sahiplendiği bir süreçtir. Kobani olaylarından sonra, ki tamamıyla bir bahanedir, akil insanlar heyetiyle toplanmamız, birçok temaslarda bulunmamız, ki bu temaslara devam edeceğiz ve bu temaslar bu sefer sadece HDP ve belli bir kesimle değil, halkın bütünüyle olacak. Her bir şehrimizde çözüm süreciyle ilgili kanaat önderleriyle, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde temaslarımızı yoğunlaştırarak devam edeceğiz. HDP provokatif eylemlere yönelen ve ülke istikrarını bozan bir grup değil, gerçek bir siyasi parti olarak hareket edip Türkiye'de anayasal ve yasal çerçevede davranmaya başlarsa bütün bu çerçevede muhatap olmaya devam eder. Ama kamu düzeni bozacak şekilde ya da kamu düzeni bozan uygulamalara cevaz verecek şekilde bir tutum takınırsa, bu sadece çözüm süreci bağlamında değil, Türkiye'deki iç siyaset bağlamında da fonksiyon kaybına uğramasına sebebiyet verir. Sürece hepimiz, başta hükümet, insanlık adına hem mecburuz hem mahkumuz. Çözüm süreci devam ediyor. Her koşulda da devam edecek. Savaş hiç kimseye hayır bereket getirmez. Biz barış süreci için üzerimize ne düşüyorsa fazlasıyla yaptık, fazlasıyla da yapmaya hazır olduğumuzu bütün açık yürekliliğimizle buradan bütün dünya kamuoyuna ilan ediyoruz. Şu anda bir kilitlenme hali var tabii ki. Açılması için sağlanan mutabakatın hayata geçirilmesi gerekiyor. Kobani olaylarını araştıralım. Barışın şeyi orada yatıyor, kilidi orada yatıyor çünkü. Şu anda müzakere aşamasının eşiğinde bekliyoruz. Evet, şu anda müzakere aşamasının başında bekliyoruz diyor HDP. Aslında Başbakan Davutoğlu bir takım detaylar vermişti. Eylül ayında bir yol haritası belirleniyor. İmralı buna tamam diyor. Kandil buna tamam diyor. HDP tamam varız diyor. Arkasından 6-8 Ekim hadiseleri. Ciddi bir güven problemi ortaya çıkıyor, karşımıza çıkıyor anladığımız yeni kadarıyla. Yeni mi acaba? Yani orada güven problemi başından beri var. Yani çözüm sürecinin başında ne denildi? Silahlı güçler yurt dışına çıkarılacak denildi. Ve başbakanın daha önceki açıklamaları, biz başından beri bunların çıkmadığını biliyoruz ya. Güven problemi bana göre başından beri var. Yeni değil yani. Şimdi onu biraz açmak burada lazım. Burada şöyle bir şey var, yeni durum. Ama bu güven problemleri tabii Emin Bey'in söylediği doğru. Yani dağla ilgili bölümü, yani silahlı. Tabii daha orası. Fakat şimdi 6-8 Ekim olayları bize öyle gösterdi ki şehirlerde çok farklı bir mekanizma var. Daha doğrusu inşa edilmiş. Yeni bir güvensizlik alanı ortaya çıkmış. Tabii ki yani kamusal düzenin işte korunamadığı bir halle karşı karşıya kaldı Türkiye. Korunabilirdi elbette ki ama faturası ve bedeli Allah korusun bundan daha ağır olabilirdi. Yani bu şu anlama geliyor. Şehirlerde yapılan örgütlenme işte Gabar'da, şurada, burada silahlı insanların varlığından daha büyük bir risk
İrtibatlı değil geldi. Mi ama? İrtibatlı yani, değil mi? İkisi birbiri İrtibatlı ama hani kapsamı, mahiyeti ve etki gücü bakımından yani çözüm süreciyle ilgili olarak düşüneceksek o daha şey yani dağdaki insanla sonuçta işte o size karşı savaşırsa siz de ona karşı savaşırsınız falan. Yani burada yani bir dağdasınız sonuçta. Bir tecrit olma durumu söz konusu. Halkla iç içelik. Ama burada halkla iç içe bir düğmeye basılıyor. 120 bin kişi 35'e yakın şehirde sokağa çıkıyor ve bu kadar hadise meydana geliyor. 40 kişinin hayatı kayboluyor. 40 kişi hayatını kaybediyor. Şimdi dolayısıyla burada bir 6-8 Ekim olaylarından çıkarılacak önemli ders. Hükümet kamu düzeninin bu biçimde olması halinde yani çözüm sürecinde yola devam edemeyeceğini gördü. Yani bir frene basma durumu. Bunun en büyük sebebi bu kamu düzeni meselesidir. Evet. Çünkü Başbakan benim kişisel kanaatim o. Yani duyuyoruz. Bu zaman zaman medyada da yer alıyor. Huzursuzluk sadece hani AK Parti ya da AK Parti'ye işte oy veren insanların dışında falan olan bir huzursuzluk değil. AK Parti'nin bu Güneydoğu'daki il ve ilçe örgütlerinin de çok hissettiği bir huzursuzluktu bu. Yani kamu düzeninin PKK'nin hedeflerden biri de onlardı çünkü. Yarattığı işte bir takım örgütlenmeler yoluyla kontrol edilmesi. Dolayısıyla bu masaya yatırıldı ve bu güvensizlik aslında yani yol haritasına rağmen yaratıldı. Yani sonra birçoğumuz böyle yorumladık. Ha, demek ki yani barışın bir adım daha ileriye götürülmesi. Yol haritası Davutoğlu'nun şeyde Akil İnsanlar Heyeti'ne açıkladığı yol haritasının muhtevası özetle şu. PKK silahlı güçlerini yurt dışına götürecek ama hükümet de bu silahlı güçlerin silahsız insanlar olarak Türkiye'ye dönmelerini, dönüşünü şey yapacak, olanaklı kılacak, yasalar düzenleyecek vesaire. Zaten yani Kürt meselesinde nihai çözümün en önemli yanı da budur. Ama sonra 6-8 Ekim olaylarında baktık ki yani bu yurt dışına gidecek insanların işte yarattığı hani psikolojik etkiden diyelim daha ağır ve maddi bir şey var, maddi bir güç var. Evet. Dolayısıyla bu temel bir problem oldu. Ama ne oldu? 40 kişinin ölmesine rağmen Türkiye'de hepimiz çözüm sürecinde ısrar edilmesi gerektiğini düşündük. Yani hepimiz bunu savunduk aşağı yukarı. Ama bu aktörler arasında farklı bir şey de yarattı. Hissiyat yarattı. Nedir bu hissiyat? Hem Sırrı Süreyya'nın açıklamasına görüyoruz hem de Sayın Başbakan'ın açıklamasına görüyoruz. Masayı terk eden biz olmayalım. Yani bu önemli bir şey aslında. Yani kıymetli yani müzakere mi edilecek ne yapılacaksa o masada. Demek ki çözüm süreci Türkiye'nin siyasi şartları itibariyle, siyasi ortamı itibariyle bu belalara rağmen zaman zaman yaşadığımız hala bence en kıymetli projemiz. Çünkü evet. Kimse bu projeden vazgeçmek istemiyor. Ama tabii vazgeçmek istemezsiniz. Tamam biz sonuna kadar işte bu sürecin arkasında duracağız falan dediğiniz zaman bunun gereğini de söylemlerinizi de yapmanız lazım. Tabii çünkü Orhan bilmeniz gerekir ki yani bu eylemleri yaptığınız zaman %70-80 oranında toplumsal desteği olan, kamusal desteği olan çözüm sürecine destek %50'lere düşüyor. Yani hükümetin ya da taraflardan birisinin birbirine güvenmelerinden ziyade Kürtlerin ve Türklerin, bu ülkede yaşayan bütün Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının çözüm süreci dediğimiz milli projeye güveninin sarsılmaması o daha önemli. Çünkü bu sarsıldığı zaman bu masayı terk etme ihtimali olan insanların masayı terk etmeleri için hiçbir sebep kalmayacaktır yani. Ben söylediklerine bir katkı sağlayayım tabii ki. Yani çözüm sürecinden geri dönülmez. Daha çatışma ortamı bölge için, Türkiye için yıkım olur. Yani bunun değişik olmayan bir şeyden söz ediyorum. Hükümet çözüm sürecini nasıl idare ediyor? İyi idare edilmediği konusunda ben bir görüşe, kanaate sahibim. Şöyle, Emin Pazarcı güvensizlikten söyledi. O sürüyor başından beri. Çünkü bir tarafta şiddetle, silahla aşama kaydetmiş bir örgüt var. Yani şiddeti araç olarak kullanan bir örgüt var. Ve lideriyle sizi masaya o şiddetiyle oturtuyor. Ve bunun farkında. Ve siz diyorsunuz ki o silahı bırak. Yani bu Kürt silahlı hareketi sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile savaşmıyor. İran Devleti ile. İşte Bağdat'la
Barzani ile arası gergindi. IŞİD'de Amerika devreye soktu. Kürtler arasında birlik sağladı bir operasyonla. Suriye'de Şam'la savaşıyordu. Yani Şam'la çok savaştı söylemezler. Yani savaş bir ihtimali vardı en azından. Destek alıyor. Hatta destekleri vardı diyelim yani. Bu olaylar olmasaydı ya şey değil. Şey yapmamak lazım yani Orhan Bey daha bilir. Suriye'deki Kürtlerin hemen hemen büyük bölümü Türkiye'den gitmedir zaten. Tabii. Yani burayla ciddi akrabalık bağları var. Şimdi siz bir taraftan devlet olarak oradaki asayişi sağlamak için bir devlet refleksi doğrudur. Karakollar yapacaksınız. Öbür taraftan daha durmadan katılımlar olacak. Ve siz süreç yürütüyorsunuz. Burada karşılıklı güvensizlik üzerinden bir süreç yürümesi sıkıntılıdır. Bir. İkincisi ben hükümetin Kürt meselesini okunma konusunda halen eski rahatsızlıkları muhafaza ettiğini düşünüyorum. Aç diyeceksin açayım. Biraz önce söyledim cümlenin arasında. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin özellikle son 40 yılda geliştirdiği bir ciddi Kürt alerjisi var. Suriye'de olaylar oldu. Orada bizim akrabalarımız var denerek işte Türkmenler Türkiye'ye geldi. Araplar Türkiye'ye geldi. Bunların hepsi bizim akrabamızdı. Yani şeyde sınırda falan bunlara kimlik sormadık. 1,5 milyonu geldi içeriye. İşte bir kısmı kamplara yerleştirdi. Bir kısmı Türkiye'nin muhtelif yerlerine yayıldı. Tam o dönemde Kürtlerin de akrabası vardı orada. Onlar da bizim akrabamızdı ama ne yaptık? Rojava'ya duvar örtük. Kobani'den öncesini söylüyorum. Rojava'ya duvar örtük. Yani akrabamız Araplar gelsin, akrabamız Türkmenler gelsin, mesela akrabamız Kürtler şey, gelsin. Hayır, yok. PYD'den kaçan Kürtler de geldi geçen sene. Rojava'da aynısı Kobani'de, oldu işte. Hayır, eylem yaptı. Hayır, ben size bir şey söyleyeyim. Ben şimdi yani Kobani'den önce de gelen Suriye'den gelen, o yani çatışmalar başladığında gelen insanlar arasında hükümet şöyle bir ayrım yapmadı. Sen Rojava'dan mı geliyorsun? Ama Rojava'yı ben sınır olarak söylüyorum. Hayır. Fiziki olarak söylüyorum. Ama hayır, öyle bir duvar örülmüş olsaydı Kobani'de bu iç çatışma başladığı tarihten bu yana orayı terk edip Türkiye'ye gelen insanların sayısı 180-200 bine dayanmazdı. Ben hiçbir şey söylemiyorum. Hiçbir zaman şimdi, hükümetin hayır. Bu yanlış bir algı. Hayır, algı yani değil, ben, gelenlere sen Arap mısın, Türkmen misin falan demedi bu. Gidin Nusaybin'e, Urfa'ya, Suriye'den, Taşan'dan, Halep'ten gelenler. Geçen sene PYD baskısından kaçıp gelen o arada ben de konuşacağım diye düşünüyorum izin verirseniz. Son iki dakika. Yani bir yer sahibi değiliz. Ya aslında çözüm sürecine. Şimdi bakın Kobani meselesine de bak. Dur hemen bir cümle söyleyeyim. Hep böyle lafı hemen alıyorsun. Son cümle. Evet. Tamam. Evet. Şimdi o yanlış bir algı. Yapmamak lazım. Kürt, hiç böyle bir duvar falan örmedi Türkiye. Yaptıkça Rojava'da kuyu kazdı, duvar örmeye başladı. Kars'ın çıktı, utanç duvarı diye eylem yaptılar orada. O Rojava'ya karşı bir şey değil. Şimdi bu Kürt meselesine bakın aynı Kobani'de de aynısını yaşadık. Ezidiler de aynısını yaşadık. Onlar da Kürtlerdi. Onlardan pasaport istedik. Ama pasaport istedik onlardan. Hayır, gitmez bu. Şimdi şuna bağlayacağım. Hayır, bir cümleyle bağlayacağım. Bu Kürt meselesinde Kürtlerin hoşuna gidecek bir dokunsaydınız Kobani'deki Kürtlere, Kürt ya, meselesinde ama, Türkiye'de aşama kaydederdiniz. Ya burada sürekli hükümet filan suçlanıyor da ben artık şunu diyeceğim. Yani ama bırak hükümet üyeleri savunsun. Sen niye savunuyorsun? Yok, hayır, hükümet meselesi değil. Burada gerçekler var hükümet. Ben de ben yalanlarımı anlatıyorum. Anlamadım. Bakın yani. Başka bir şey var. Yani Sırrı Süreyya Önder. Hepimiz sürece mahkumuz. Mecburuz. Bir lafı daha var. Mutabakata uyusun. Gözlemci ve sekreter konusunda mutabakata varmış. Uyusun diyor Sırrı Süreyya da. Yani başbakanımıza cumhurbaşkanına yalanlıyor. Ben herhalde konuşacağım. Müsaade ederseniz. Mutabakat olmaz diyor. Işte, şimdi olmaz. Burada aslında mecbur ve mahkum olan bu süreci götürmeye çalışan hükümet var. Halk desteği var. Sürekli oynayan bir şey var. PKK, Kandil, HDP gibi bir yapı var. Ve şimdi Sırrı Süreyya Önder'in geçenlerde CNN Türk'te bir programdayız. Kobani'deki direnişi öyle bir şey yaptı ki, yüceltti ki işte PKK olmasa IŞİD gelir Adana'ya kadar girer. Ben güldüm tabii. Şimdi ne oldu? Aynı Sırrı Süreyya Önder Kobani'ye Türkiye yardım etmiyor diye bağırmaya başladı. Burada bir oyun var. Bakın burada bir samimiyetsiz yapı var. Bütün mesele burada. Bugün bu Suruç Kaymakamlı açıklamaları yani, var. Evet. 970 şimdi, tane. Yok Türkiye şunu yapmadı. 200 bin tane insanı ya bu kadar nankörlük olabilir mi? 200 bin insanı almışız. Biraz önce görüntülerini gördüm. YPG'liler orada vuruldular. Hemen kim aldı? Türkiye sınırına. Kim bu YPG'liler? Kandil'deki PKK'lılar. Yani Türkiye bu kadar iyi niyetli bir şey yaparken Türkiye'yi suçlamak yani biraz şey. Hayır, geçtiğimiz mahcup. Niye mahcup olsun? Şimdi geçenlerde Türkiye'de şunu söyleyeceğim. PYD'yi Kürtleri savunmak için söylemiyorum bunu. Bir yani tablo var ortada. Öyle bir yanlış bakış açısı. Geçtiğimiz günlerde peşmergeler geldiği zaman Türk ordusunda da olsa ben bunu eleştirirdim. İşte tuvaletler yokmuş da yemekler kötüymüş falan dedim ki savaşmaya mı gidiyorsunuz?
Aman Allah'ım nasıl bir saldırı ya, belki var. Belki de öyle bir şey yani, dememişler. Hayır adamlar. Demişlerse dedim. Bakın demişlerse. Ben bunu Türk ordusunda da olsa söylerim ama öyle bir yapı var ki hep Türkiye Cumhuriyeti suçlu. Evet. Türkiye yanlış yapıyor. Yani bu peşmerge sevgisinin Türkiye'de yaşayan Kürtlerin onda biri veya yüzde biri Türkiye'ye yönelik olsaydı herhalde bizim bir sorunumuz olmazdı diye düşünüyorum. Çok teşekkür bütün ediyorum. Bütün mesele budur. Yani Türkiye'de yaşanan budur. Teşekkür ediyorum. Sedat Bozkurt, Emin Pazarcı ve Orhan Miroğlu. Sağ olun. Evet, katkılarınızdan ötürü. Evet, akşam baskısının bu akşam da sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle. İyi akşamlar, hoşça kalın.